Enine Boyuna programında birlikteyiz yine. Klasikleşmiş. Uzun uzadıya birlikte olacağız. Bütün konuklarım İstanbul Stüdyosu'nda. Elbette başlıklarımız var. Son 5 kala diyeyim seçime. Ve 2,5 aylık bir kampanya süreci nasıl geçti? Türkiye nasıl bir atmosferde seçime girecek? Gerçekten bunu konuşuyoruz. Konuşmaya da devam ediyoruz. Serkan Toper, Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan adayı. Serkan, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Son 5 gün. Son 5 gün, evet. Son düzlükteyiz artık. Son düzlükteyiz. Evet, heyecanlıyız hepimiz. Hayırlısı olsun. Herkes merakla bekliyor. Şükrü Küçükşahin, hoş geldiniz. Son 5 gün. Heyecanlı evet. Mıyız? Bitsin de. Bitsin de bir rahatlayalım değil mi? Önümüzü görelim. Ne olacaksa olsun, gerçekten öyle. Nagihan Alça, Habertürk yazarı. Nagihan, hoş geldin. Hoş İyi oldum. Akşamlar. İhsan Aktaş, Genel Araştırma Şirketi Başkanı. İhsan Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Son 5 gün. Biraz sizle başlamak isterim. Ve tabii ki Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte. Turgay Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, diğer partiler, Yeniden Refah Partisi, yani hepsinin açıklamaları var. Bu açıklamaların hepsine elbette bakacağız. Ama Cumhurbaşkanı DEM denilen yapı partiymiş gibi davranan örgüt aparatı dedi. Ardından da bir açıklaması oldu, bir mesajı da oldu DEM Parti'ye. Sayın Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Korku İttifakı'na karşı Türkiye ittifakındadır dedi. Biraz onu konuşuruz. Onun dışında Sayın Leyla Zana'nın bir açıklaması var. İradeni berrak şekilde sandığa yansıt İstanbul dedi Sayın Leyla Zana. Diyarbakır'dan İstanbul mesajı verdi. Cumhurbaşkanı işte önemli bir mesaj dediğim mesaj şuydu. DEM Partisi de diyor ki DEM muhatap alınmak istiyorsa kendini ispatlasın. Onun dışında Yeniden Refah Partisi ve AK Parti arasında yaşanan gerilim diyebiliriz herhalde İhsan Bey, değil mi? Bir gerilim var çünkü. Götürür yani gerilim. Evet, karşılıklı açıklamalar var. O açıklamalara mutlaka bakarız. İstanbul yarışına bakarız. İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında böyle bir gerilim var, öyle diyebiliriz. Onun dışında genel seçim değerlendirmesine elbette bakacağız. Editörüm Kerem'le birlikte hazırladığımız böyle son turda bizim de çok hoşlandığımız, izleyicilerden de çok mesaj aldığımız soru cevaplar da yapacağız. Bakalım onlarla nasıl olacak. Seçime kaldı son 5 gün. İhsan Bey, sizinle başlamak isterim. Bir araştırma şirketinde aynı zamanda başında olduğunuz için. Mitingler, araştırma şirketlerinin yani ölçümü, sokak... Biraz bunları da değerlendirelim istiyorum. Gelecek yani bu pazar seçim. Genel bir izlenim turuyla başlayalım mı? Ne diyorsunuz? Şimdi biz önceki seçimlerden birisinin ardından geniş kapsamlı bir araştırma yapmıştık. Acaba seçmen kampanyalardan ne kadar etkileniyor diye. Kampanyaların bütününden seçmenin yaklaşık böyle %8,5 kadarı etkileniyor. Bazı seçimlerde bu 13,5'a kadar çıkıyor, yani 13 rakamlara kadar. Bunu etkileyen şeyler neler? Bir, yani iktidardaysa o günkü iktidarın performansı, ekonomik performans. Muhalefetteyse muhalefetin söylemleri, hazırlıkları. Diğer taraftan adayların ya da liderlerin performansı. İşte o kampanyada kullanılan argümanlar, afişler, billboardlar. Özellikle mesela afişlerin enteresan bir şeyi var, sokak afişlemelerinin. Bir yönüyle güç gösterisi ve doğrudan ilgili seçmene hitap ediyor. Mesela Cumhuriyet Halk Parti'nin kampanyası Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, AK Parti'nin kampanyası AK Parti seçmeni hitap ediyor. Yani buradayız diyor insanlar. Ama karşı taraf ikna da etmiyor değil mi? Çok da etki gücü şöyle olduğunu düşünmüyorum ben o afişlerin özellikle. Yani şöyle düşünün, iki parti kendi arasında rekabet ediyor. Biri ortalığı hani doldurmuş her şeyiyle. Ötekinin hiçbir şeyi yok. Derdik ya, iddiasız bunlar. O zaman bunlar güçlü gibi olduğu yerlerde daha fazla afiş asması daha akılcı değil mi? Bence Fatih. De yani görünür mesela olduğu ben bugün Nişantaşı'nda o kadar çok Yeniden Refah gördüm ki. Yani Nişantaşı'nda refah... kim oy verecek yok, Yeniden Refah? Yok, Yeniden Refah'ı ayrı değerlendirmek lazım. Bu hafta Yeniden Refah Partisi ittifak afişlemesi yapıyor. Tek başına afişleme yapmıyor, onu değerlendiririz. Yani Yeniden Refah'ın o kadar gücü de yok zaten. O afişleri asacak, onu değerlendiririz. İhsan Bey, afişlerde bir dakika, yani mesajlar bastırıyor diyorsunuz. Özür dilerim. Soru işareti. Soru işareti diyor. Onu yani, daha diplomatik bir dille ifade ederim ben. Hani İmamoğlu asılıyor. Peki bu mesajlar bir şekilde böyle verilen mesajlar, afişlerdeki verilen mesajların bir etki gücü var mı? Ya yani mesela işte, Yeniden Refah ahlaklı belediyecilik diyor. Yani bunun bir karşılığı oluyor mu? Hani
etki gücü açısından. Yani şöyledir, mesela diyelim ki buradan bir çıkarımda bulunayım ben. Şimdi muhalefet kime yapılır? İktidara karşı yapılır. Evet. Şu an hali hazırda iktidardaki belediyeyi demek ki ahlak sorunu olarak belirlemiş. Onun üzerinde bir kamp. Herkes bir motto belirliyor ve onun üzerinden gidiyor. Biri gerçek belediyecik, biri ahlaklı belediyecik, biri başka bir şey diyor. Şimdi gelinen noktada şöyle, aslında bir de bütün seçimlere giderken seçimin bir atmosferi oluyor. O atmosfer aslında bir yönüyle de kampanyaları, söylemleri falan da sınırlı hale getiriyor. Yani seçim başladığı zaman A Partisi'nin lehine ya da A İttifakı'nın lehine bir hava oluşuyor. O sonuna kadar bunu sürüklüyor. Çok nadir böyle yolda gidişatın değiştirildiği, işte artıdan eksiye geçiş seçimlerde çok nadir oluyor. Bu seçimin enteresan bir havası var. Muhtemelen bir önceki seçimde o kadar büyük bir gerilim, o kadar büyük kazanma kaybetme rekabeti yaşandı ki toplum o büyük gerilimi yaşadıktan sonra bir bakıma da ülke için ölüm kalım meselesi. Yani iktidar bir ülke tarif etti. Dedi ki eğer biz kazanırsak güvende olacaksınız. Uluslararası ilişkilerden savunma sanayine, ülke güvenliğine, ekonomiye kadar. Muhalefet de öyle bir hava estirdi ki, yani şeyi açıklayın o gün işte Yeşil Sol Parti'nin açıklamaları. Ben Cengiz Çandar'ın bir açıklamasını çok tekrarladım. İşte Rojava'da bir devlet kuruldu. Türkiye'de de kurulacak. Azgın azınlığı da bunu alıştıracağız. Azgın azınlık Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Atatürkçü ve milliyetçilere hitap ediyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki azgın azınlığı da bu özerk yapıyı alıştıracağız diye bir ifadesi vardı. Şimdi devamında şuna gelelim. Bu seçimde bir ciddi anlamda bir seçim havası oluşmadı. Yani mitingler yapılıyor. Nasıl bir hava var? Yani seçim havası oluşmadı da nasıl bir hava oluştu? Galiba millet şöyle diyor. Yani iktidar değişimi gibi bir ölüm kalım meselesi değil. Yani A tarafı kazandığı zaman yani şöyle iki tarafta özellikle muhalefet tarafı mesela genel seçime bir rejim değişikliği gibi bakıyordu. Yani bir hükümet değişikliği gibi değildi. O kadar motive olmuşlardı. Ama bugün mesela farz edelim ki bütün belediyeler aynı kaldı. Ya da şöyle oldu. İşte AK Parti iki tane Cumhuriyet Halk Partisi'nden aldı. Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'den iki tane aldı. Köklü olarak memlekette ne değiştirecek? Elbette ki yani siyasi partiler her ile ayrı anlam yüklüyorlar. İzmir için ayrı anlam, İstanbul için başka bir şey için ama millet galiba bu partilerin yüklediği kadar meseleye çok anlam yüklemedi. Peki bir şey söyleyeceğim. Ama siyasiler çok anlam yüklüyor ama kesinlikle millet değil. Yani. O zaman bunu bir yorgunlukla da açıklayabilir miyiz? Yani yorgunlukla da açıklayabilir miyiz özellikle toplum nezdinde bakıldığında? Yani kesin... çok anlam yüklememek. Şöyle mesela İstanbul yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalsa şöyle yine şu cümleyi kurar mısınız? Yani çok da değişen bir şey olmaz. Ya şöyledir, diyelim ki 5 yıldır işte Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'u yönetiyor. Bu sorun aslında şöyle, siyasi partilerin kendi arasındaki sorun değil. Halk bir tercih yapacak ve kendisiyle alakalı tercih yapacak. Hayatından memnunsa, gidişattan memnunsa, keyfi yerindeyse olumlu bir kanaat verecek. Hayatından memnun değilse, zorlukları varsa, aşmak istediği sorunlar var da eğer iktidardan göremiyorsa değişim yapacak. Fakat bir yerde bir farklılık var. Ya bu yıl işte Ege'de ben biraz farklılık görüyorum. Mesela Ege seçmeni şuna bakmazdı. Efendim Cumhuriyet Halk Partileri geldi, iyi hizmet yaptı. Umrunda değil. Kötü yaptı, o da umrunda değil. Hiçbir şey yapmadı, o da umrunda değil. Bu sefer Ege'li seçmen biraz yaka silkmeye başladı. Ya tamam, biz sadakatle oyumuzu veriyoruz. Ya oyumuza sadakat göstermediğiniz gibi bari tercihlerimize sadakat gösterin. Hani sevdiğimiz insanları koyun. Keyfinize göre. Ege'de böyle bir şey var. Bir serzeniş var, mırın kırın var. Ben şu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ni iki açıdan başarılı buluyorum. Bir, Atatürk mevzusu üzerinden bir kenetleme yapıyorlar. O kenetlemeyi Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden de perçinliyorlar. Dolayısıyla zavallı seçmenin gidecek yeri kalmıyor. Atatürk'ü seviyorlar, Tayyip Erdoğan'a da karşıt bir pozisyon oluşturmuşlar. O da şeyi engelliyor aslında, bir yönüyle de rasyonelliği ortadan kaldırıyor. Rasyonel hizmeti engelliyor. Buna karşılık mesela Cumhuriyet Halk Partileri diyor ki, ya Bağcılar'da, Esenler'de de her zaman AK Parti kazanıyor. İnanın şöyle trende bakın, kötü hizmet aldıkları zaman oylar 40'lar 50'lere kadar düşüyor. İyi hizmet aldıkları zaman 60'a kadar çıkıyor. Hiç de 70 olmuyor ha. Yani kolay kolay da karşı yaka gibi Beşiktaş gibi olmuyor. Beşiktaş'ta Serkan kaderini biraz zorlayacak Beşiktaş'ın, öyle bir beklentimiz var. Bu ara şu açıdan ben Serkan'ı tebrik ediyorum. Medya üzerinden güzel bir iletişim yaptı. Sonucu iyi olur, süper olur, az süper olur bilmiyoruz ama Türkiye'de galiba bu anlamda örnek oldu. Tartışmalara katılan isimlerin, demek ki kendi adıma söylemiyorum, tartışmaya katılan isimlerin belki aday olmasının ileride siyasete böyle bir renk getirme ihtimali var.
Belki şöyle yapalım, aslında Nagihan'a bir öneride bulunayım. Ya Cumhuriyet Halk Partili bir yerde belediye başkanı yapalım, seni 40 yıl başkan olarak kal. Bence başarırsın. Allah korusun, ben siyasetin sesini. Başarılı da olursun. Ne alaka şimdi? Yok şey yapıyoruz. Nagihan'cığım biraz halka in. Halkla sohbet, iletişim kur. Ben halkın içindeyim zaten. Konumlandırma yapıyoruz. Siyaset yapacak karakterim olur. Bol bol halkı dinlemek lazım. Son birkaç gün yani şöyle, mesela eskiden sokak röportajlarına bakın. Yani mikrofon tutulduğu zaman karşılıklı öfkeler, kızgınlıklar, yakıp yıkmalar karşılıklı yani. Ve enteresan da şeyler çıkıyordu, böyle halk filozofları da çıkıyordu yani, her iki taraf adına güzel nutuklar atan. Size bakın, sokak röportajları da şey, sıradan. Orada da bir gerilim yoktur. Birkaç gün kaldı ve... Sahada hiç gerilim yok. Ben çok de öyle nezaketli, düşünüyorum. Herkes son ya derece nezaketli. Bir de bu Türk toplumu özünde barışık bir toplum. Yani bu imparatorluk bakiyesi, dünyadaki milletlerin neredeyse yardan çoğuyla ve bütün dinlerle, mezheplerle içe yaşamış bir toplum. Toplumun kendi özünde kavgası yoktur. Sadece 12 Eylül öncesi dönemde olduğu gibi, bu Alevi-Sünni çatışmaları, hı-hı, ya da FETÖ döneminde olduğu gibi, bu devletin istihbaratı, askeri, polisi, milletin kendinden olduğu müddetçe bu memlekette iç çatışma çıkmaz. Sadece siyasi karşıtlık olur ki, bunun da kutuplaşma olarak ben nitelendirmesini doğru bulmuyorum. Siyaset karşıtlık ABD'de peki, bizden çok daha fazla. Teşekkür ediyorum İhsan Bey. Genel bir izlenimle ilgili... Kimse bir şey söylemek ister mi, yoksa ben başlıklara geçeyim mi? Yani evet, genel atmosfer, genel izlenim nasıl gidiyor? Ben bu... bir iki şey söyleyebilirim, müsaade ederseniz. Hı-hı. Yani şunu söyleyebilirim. Genel olarak siyaset ve medyanın bu seçimleri atfettiği önemle sokakta seçmenin bu seçimleri görmesi, nasıl gördüğü arasında çok ciddi bir makas farkı var. Yani Türkiye'de derin bir kutuplaşma var diyoruz. Doğru, hakikaten derin bir kutuplaşma var. Hı-hı. Ama... kutupun iki kutupta da siyasete yönelik çok ciddi bir yabancılaşma da var. Ciddi bir mesafe açılması da var. Yani insanlarda hangi siyasi partiye kendilerine ait hissederlerse etsinler, bir bıkkınlık ve bir ya kim olursa olsun problemler devam edecek gibi bir yılgınlık da var. Mesela ben dün Büyük İstanbul mitingindeydim. Yıllardır AK Parti'nin mitinglerini takip eden bir gazeteciyim. Yani birçok partinin mitinglerini takip ediyorum. Mesela evet, Ramazan'a bağlayabilirsiniz. Hava o kadar yani biraz rüzgarlıydı vesaire, ama onun dışında da gördüğüm yani seçmende bir heyecan yok. Şimdi mesela CHP'nin yoğun olduğu yerlere bakıyorum, yürüyorum. Yani ben sürekli sokaktayım. Genelde ulaşımımı araç kullanmadan sağlıyorum, yürüyerek. Ve nerede olursam olayım, İnsanlarda bir kayıtsızlık var. Bu kayıtsızlık iyiye işaret değil. Bakın, kutuplaşma da kötüdür Türkiye'de. Tansiyonun yükselmesi de kötüdür, ama bu kadar kayıtsızlık üzerine siyasilerin düşünmesi lazım. Peki, çok teşekkür ederim. Bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı? Ona göre başlıklara yani... geçeceğim çünkü. Siyaset kurumunun düşünmesi gerekir cümlesi önemli. Sağdayım. Bir kere bu kutuplaşma iklimi nasıl aşılabilir? Siyaset kurumunun bunun üzerinde oturup düşünmesi lazım. Kutuplaşılan ortamda cidden makuliyet, sağduyu, ortak akıl hiçbir şekilde hayat bulamıyor. Bunların hayat bulması lazım. Çok büyük fotoğrafı göremeyen, sürekli ayrıntılarda boğulan, büyük bir algı operasyonuna maruz kalmış insanlarla iletişim kuruyoruz. Bu insanları suçlamakça söylemiyorum, ama siyaset kurumunun bu mesajı alması kutuplaşmayla belki bir seçim kazanılır, kaybedilir, ama cidden derin yaralar açılıyor toplumda. Bazen dinlediklerime inanamıyorum sahada. Cidden diyorum, insanlar bunlara mı inanıyorlar? Bu kadar basit ayrıntılar üzerinden mi okuma yapıyorlar? Ama siyasetin görevi de seçmeni suçlamak yerine bir an önce Türkiye'de ortak akılla hareket edebileceğimiz makul bir siyasi iklimi oluşturmak. Özellikle şu çok önemli Hülya. Yani bir yerel seçimde İnsanlar o kentin problemlerini konuşmak yerine hala 15 yıl öncenin meseleleri üzerinden atıflarla bugünü değerlendirebiliyor ise, burada da bir problem var demektir. Basın yayın organlarının, ki içinde bulunduğumuz kanalı kastetmiyorum, merkez medyayı, çok fazla tarafgir yayın yapan yayın organlarının da bu politikalarını gözden geçirmeleri lazım. Belki bir partiyle yine önemli bir avantaj sağlıyor olabilirler, ama toplumun birliği adına hiçbir katkılarının olmadığını,
toplumu her geçen gün hakikatten, sağduyudan, ortak akıldan uzaklaştırdıklarında farkında olmaları gerekir. En basit meselede dahi, yani Serkan bunu diyorsa ben bunu tersini düşünmem veya söylemem gerekir diye düşünen bir kitle oluştuysa veya sahada çıkıyoruz, insanlara yapabileceklerinizi anlatıyorsunuz Hülya. Ertesi gün şununla niye fotoğraf verdin, o niye senin saha gezine katıldı, o niye böyle oldu? Bu tarz basit ayrıntılar üzerinden hala geçmiş önyargıların esirinde bir seçmen grubu varsa oturup cidden düşünmemiz lazım. Bunu tekrar söylüyorum. Bizlerin düşünmesi lazım. TV'lerde yorum yapan kişiler olarak. Siyaset kurumunun düşünmesi lazım. Bizim sanırım ki en önemli projemizin, siyaset kurumunun en önemli projesinin, bunu da en başta CHP'ye söylüyorum açık açık, ortak keder, ortak sevinç anlayışına hizmet eder hale gelmesi lazım bizim siyasi partilerimizin. Peki. Şükrü Küçük Şahin. Yani bu seçimde de aslında maalesef ki siyasette birleştirici bir dil göremedik. Ötekileştirici ve ayrıştırıcı bir dil gördük. Yine ben burada her zaman iktidarla muhalefete bakışın farklı olması gerektiğini ifade etmek durumundayım. Çünkü iktidarın her söylemi sonuç yaratır. Muhalefetin söylemi ise sonuç yaratmaz. O nedenle iktidarın söylemlerine daha özenli yaklaşmak gerekir. Daha çok iş düşüyor diyorsun. Daha çok, evet, o anlamda söyleyeyim. Yani ama maalesef mesela iktidar destekleyen kimi partilerin de azgın, azınlık olarak gördüğü bazı sözcüler de öyle dil ve öyle üsluplar kullandı ki seçmeni ciddi bir şekilde ayrıştırdı ve bölme çabası içine girdi. Terörize edilen bir seçmen kitlesiyle karşı karşıya kaldık. Hı hı. Muhalefetin tümünü terörle yan yana gösterme eğilimi ki bunun hep söylediğim gibi terör örgütünün propagandasını yapmaktan öte bir davranış olmadığını ifade etmek zorundayım ama bu seçimde de yine gördük. Ama sonuçta seçmen en etkili bence broşür ya da afiş bu seçimde şu oldu. İster istemez çünkü iktidar özellikle büyük şehirlerde belediyelerin icraatları üzerinde tartışma açma hedefini gerçekleştiremedi. Çünkü açtığı tartışmalarda karşı tarafın gayet güzel icraatlar yaptığını gördü. Öyle olunca ne oldu? İşte meydan mitinglerinde de görüyoruz. AK Parti seçmeninde yakası yıkmaya başladığını görüyoruz. İşte orada da mırın kırınların çok ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. Ve bunun da bence sandıklara yansıyacağını görüyoruz ama hiçbir zaman tabii seçmen kitlesini kimse zavallı da görmemelidir. Seçmen hiç öyle zavallı falan değildir. Sandığa gittiğinde o kadar güzel bir yanıt veriyor ki tam tersine zavallı değil, çok güçlü bir seçmen kitlesiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. O açıdan bence dile, özellikle siyasetin diline dikkat etmesi gerekiyor ama bu kez de maalesef dikkat edilmedi. Ben burada da iktidarın doğrusu istediği sonucu alamadığını düşünüyorum. Bunun da etkisi mi diyorsun? Nasıl? Ya, bunun etkisi mi? İstediği sonucu alamamanın etkisi mi bu? Hayır, bu dili kullanarak sonuç alacağını düşünüyordu ama ben bunun yıpratıldığını, bu dilin artık bir sonuç vermediğini, inandırıcı bir yanının kalmadığını, sonuçta seçmen şuna bakıyor gerçekten, kim ne yaptı? Yani 20 yıllık bir iktidar var. Yerel yönetimlerde işte İstanbul'da daha önce 25 yıl, Ankara'da daha önce şunca yıl icraatlar var. Seçmen bunları unutmadı. Yani hala taze şeyler bunlar. Onları kıyasladığında, onları değerlendirdiğinde tabloyu gördü. Şimdi 5 gün sonra sandığa gidecek ve bence de göreceğiz ki iktidar beklediği sonucu hiç alamayacak. Öyle mi? Herhalde bu konuda bir şey söylersin bir akademisyen olarak diye düşünüyorum. Benim gözlemim şu. Genel bir izlenim, nasıl bir atmosfer? Türkiye özellikle sadece 2010'dan bu yana ki 2014-2015 ki 7 Haziran ve Kasım seçimleri, sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu 2017, 2018'de yine bir seçim, ardından yine seçimlerin devam ediyor olması bir yorgunluk yarattı. Bu hiç kuşkusuz. Fakat ben Türk seçmeninin bu dönemde bile apolitik olduğu kanaatinde değilim. Ve yerel seçimlerde özellikle İstanbul özelindeki oylamanın da seçmen davranışı anlamında genel seçim havasında cereyan edeceği kanaatindeyim. Yani rasyonel etkilerle değil, bir siyasette var olma mücadelesiyle kendisini ortaya koyan aktörlerin
burada seçmene belli düzeylerde nüfuz ettiği kanaatindeyim duygusal olarak. Eğer zaten performans üzerinden bir değerlendirme olsaydı bugün çok farklı bir tabloyu konuşuyor olurduk. Bir diğer yanı bu siyasal iletişim pratikleri açısından artık yeni bir çağa geçmemiz gerektiği kanaatindeyim. O çağın işaretleri var ama şunu kastediyorum. Afiş, pano giydirme, yani bunlar kesinlikle inanılmaz masraflı şeyler. Sıfır etki gücü ve modern iletişim teknolojilerini kullanmak çok daha basit, çok daha masrafsız ve çok daha fazla geniş kitlelere hem de demografi farklılıkları gözeterek ulaşabilirsiniz. Hem de çevreye yani zararlı Toper değil. Serkan Toper burada diye söylemiyorum. Hani farklı Serkan o anlamda etkili bir kampanya. Bağlamlarda da söyledim. Sosyal medya sosyal medyayı çok etkili kullanıyor. Evet. Sahadaki o dinamizmi oraya da aktarabiliyor. Bu onun geniş kitlelerle etkileşimini de mümkün kılıyor. Bu sadece oya tahvil etme anlamında değil. Tamam. Bu pratiği çok etkili bir biçimde icra edebiliyor. Dünyanın en modern ülkeleri de aslında bu yöntemleri kullanıyor. Onun için kısa bir süre içerisinde umarım bu masraflı siyasal iletişim kampanyalarını terk etmiş oluruz. Peki, teşekkürler. Bence mitingler üzerine de düşünmek lazım. Finansmanı şeffaflaşsa ha, kesinlikle. O da böyle çok olmaz. Bir de bakın bu kadar geniş çare çaplı mitingler de. Miting de biraz demode özellikle büyük şehirlerde. Yani her gün bence bir yer, mesela bir de esnaf ziyareti miting yerine, mesela esnaf ziyaretleri yerine yaptığınız etkili bir televizyon programı çok daha. Ama değerli dostlar şey, bakın yani esnaf ziyareti bir tek siyaset. Serkan özür dilerim lafını kesiyorum kampanya, ama. Kampanya değildir ama. Ya. Serkan yani, bak sen yani aylardır sokaktasın lafını kesiyorum ama. Şimdi bütün siyasiler ve Türkiye sürekli seçim atmosferinde. Tek başına siyasiler gezmiyor. Yanında bir de bir grup partili il bir teşkilatı, ilçe teşkilatı. Ya zaman, insanın emeği, para yazık değil mi? Bunun karşılığı hakikaten bu kadar var mı? Kalabalık oluşturuyor, trafik oluşturuyor. Yani ben açıkçası otomatikleşmiş refleksler üzerine siyasetçilerin düşünmesi gerektiğini. Peki çok teşekkür ederim. Ben şurada o dediğin şu 6-7 kişiyle dolaşıyorum ben ama siyasetin seçmeni dinlemeden temas demiyorum. Yok. Siyasetçi sahaya inmeden, esnafla sohbet etmeden, insanlarla yüz gelmeden şey problemlerine yani, hakim olacak. Tabii o değil yani temas etsin ama yani. Ama gerçek bir temas oluyor mu ki yani? Ya bir kampanyada bayraklara, bir yöneticiyle geziyor. Flamalara harcanan parayı ben şimdi isim vermeyeyim yani burada. Yani ben yeni anayasaya radikal. Korkunç rakamlar ya. Yeni anayasaya radikal bir öneride bulunacağım. Ya sosyal belediyecilikten, sosyal belediyeciliğin vizyonundan falan bahsediyorlar. Yani böyle vaatleri anlatırken inanın o reklam paralarına verilen yani halka dağıtılsa yani bir nebze o anlamda dokunulsa o bile başka. Yani ben bir cümle ekleyeyim ben. Buyurun. Bu önümüzdeki dönemde anayasa tartışmalarında ama hı-hı, ABD'deki gibi değil. Yani siyasetin finansmanı hukuka bağlansa, ikincisi kamu idaresindeki harcamalar olağanüstü derecede şeffaflandırırsa, çünkü yatırım dönemlerinde devletlerin öyle ya da böyle parası oluyor. Hı-hı. Yatırım dönemlerinde bu gelişme sorunları arasında bir takım hukuksuzluklar, yolsuzluklar da oluyor ama Türkiye'nin yatırım dönemi büyük oranda bitti. Artık bütçe yani çıkar grupları arasında tartışma meselesi olacak bir döneme geldi. Ben şunu söyleyeyim. Önümüzdeki dönemde anayasa değişikliğinde siyasetin finansmanı hukuka bağlansın. Kamu harcamalarındaki denetim Almanya, İngiltere düzeyine yükseltilsin. İnan ki siyasetteki kavgalar %80 azalır. Vallahi bu İhsan sefer Bey'e daha nitelikli ama anayasa değişikliğine gerek yok İhsan Bey. Yani var yasaları düzenlesek yeterli. Yani şöyle ben bir ilçe belediye başkanı. İhale yasası işte devlet malzeme ofisinin şeffaf alım yapması, ihalelerin şeffaflığı. Dediğiniz çok doğru, katılmamak açıklık, mümkün değil. Açıklık ama şöyle, buna gerek bence var mı? Yerel yönetimlerde daha fazla. Ben geçtiğimiz günlerde parti ismi vermeyeyim. Bir ilçe belediye başkanı arkadaşla beraberiz. Diyor ki benim rakibim memur. Memur bir rakibim var. Fakat memur rakibimle harcama konusunda baş edemiyorum diyor. Yarışamıyorum onunla diyor. Dolayısıyla şöyle ben bunu ciddi olarak söylüyorum. Türkiye'de siyasetin rengi değişir, havası değişir. Bu sefer daha nitelikli, daha vasıflı, daha kendisini ortaya peki koymak isteyen insanlar herkesin siyasete fikir girer. Bu konuda en azından ve artık şöyle ama işte ilçe başkanı bulunamaz. Siyasetten geçinmek. Yani bütün zihniyetin değişmesi gerekiyor. Öyle, yani bir tek, ilçe başkanı bir tek bulunamaz. Burada değil. Türkiye'nin şeffaflaşmayla ilgili baştan aşağı kendini yenilemesi lazım. Şöyle, ama yani Türkiye şeffaflık olsa yapayım, ilçe başkanı bulunamaz bu arkadaşlar, ülkede. Arkadaşlar şöyle. Benim lafım değil. Evet, sen biliyorsun. Doğru. Adım adım bir yere doğru geliyor. Adım adım bir yere doğru geliyor. Ben gerçekten geçtiğimiz hafta yani mesela
Cumhuriyet Halk Partisi adayının satın alma gücü diye bir yazı yazdım. Bunu da böyle çok hani tesadüfen yazdığım bir yazı değil. Ve gidin böyle sahaya inin, bakın. Bütün organizasyonlara, bütün işlere. Dolayısıyla bu şeffaflaşma ve bir hukuka bağlanma siyasetin finansmanının. Hatta şöyle söyleyeyim. Bütün masrafları devlet hazineden versin. Kamunun maliyeti 4'te 3 oranında azalır, %25'e düşer. Bu konuda iddialıyım yani. İleride tartışabiliriz. Ben de şunu söylemek istiyorum. Bakın bu esnaf ziyareti meselesi, takığım bu konuya. Tabii ki yani, tabii ki halkla temas edecek siyasetçi. Türkiye'de yapılan halkla temas falan değil. Kimse kusura bakmasın, gövde gösterisi. Gerçekten halkla temas etmek, insanların ne düşündüğünü görmek istiyorsanız kameralar eşliğinde 100 kişi gezmeyeceksiniz. Siz tek bir kıyafet yapacaksınız. Şey 2-3 kişi kim olduğunu söylemeden insanların arasında karışacaksınız. Bir de şöyle bir şey var. Yani kameralarla taziye kameralarla ziyaret. Kameralarla hangi esnaf ziyareti yani yapıyorsunuz? Kameralarla ya? Taziyeye böyle, gitmek şey. Ya da mesela. Yani onu da görüyorum. Halkın nabzını tutma, kılıfına kimse Doğu sokmasın. Doğu Anadolu'da çok görüyorum. Çok üzülüyorum. Ve sonra onu alıp o fotoğrafı işte paylaşmak, o bir gövde gösterisi gibi. Ya çok üzücü gerçekten. O da sanırım bu konuda hepimiz hemfikiriz. Herkes bir yerinden tuttu. Yani umarım farklı olur. İlk başlık şöyle ki, bugün Tokat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki muhalefetin 3-5 belediye fazla almak uğruna DEM'le girdiği ittifaka kimlerin koştuk ettiğini görüyorsunuz. Bu parti Ankara'daki genel merkezinden değil, İstanbul'daki sapkın ideolojik yapılarla Kandil'deki terör baronları tarafından yönetilmektedir. Bu gerçek ortadayken kendilerini meşru muhatap yapma gayretleri beyhudedir. Ama son cümle en önemli cümleydi. Muhatap alınmak istiyorsanız kendinizi ispatlayın. Yani kime ispatlayacaklar? Seçmen iradesi konusunda. Tabii. Tabanınız... Tamam işte evet, hani ben sorumu o şekilde sorayım. Bugün Özgür Özel, Sayın Özgür Özel'in de bir açıklaması oldu. Dedi ki Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Türkiye İttifakı gücünü milletimizden, renklerini şanlı bayrağımızdan alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi karşımızdaki korku ittifakına karşı Türkiye ittifakındadır. Gerçekten karşıda bir korku ittifakı mı var? Bunu konuşuruz. Ama bu konuların hepsi birbiriyle ilişkili. Çünkü Sayın Leyla Zana'dan da Dicle'den İstanbul'a, yani Diyarbakır'dan İstanbul'a bir sesleniş geldi. İradenin bulanmaması için berrak bir şekilde sandığa yansımasını sağla İstanbul dedi. İstanbul'a sesleniyorum dedi. İstanbul bir müjde bekliyor bu insanlar. İstanbul sen en büyük Kürt şehrisin dedi. Herkesin gözü İstanbul'da. Buradaki dinamik güçle buluşacak mısın İstanbul dedi. Yani Diyarbakır'la buluşacak mısın İstanbul dedi. Önemli. Ve Türkiye halklarının ortak iradesini sandığa yansımasını sağla İstanbul dedi. Ben Nagihan seninle başlamak istiyorum. Hem Tokat hem Çorum Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni DEM'le ittifak, hem bir mesaj muhataplık noktasında. Bir taraftan beka söylemi de var. Çünkü orada Kandil'e de DEM vurdu, DEM üzerinden. Ne olur bütün bunlar sandıkta, yerel seçimde karşılığını, bir karşılık bulur mu daha az? Yani aslında bütün bunlar genel olarak dönüyor dolaşıyor İstanbul'a kilitleniyor. Hmm. İstanbul'da DEM seçmeni Meral Danış Beştaş'tan yana mı oy kullanacak, yoksa Ekrem İmamoğlu için mi sandığa gidecek? Hmm. Ya da kaç oranında Ekrem İmamoğlu'nda kalacaklar, ne kadarı Meral Danış Beştaş'a gidecek? Çünkü İstanbul öyle bir kilit ki aradaki fark hala son 5 gün kala dahi ve karşı taraf lehine değişecek kadar küçük görünüyor. Hmm. Şimdi dolayısıyla hani burada çok kafa kafaya bir yarış var gibi. Hmm. Yani İstanbul'daki bu yarışın ne kadar aslında rekabetçi olduğunu iki liderin konuşmalarında da görüyoruz. Yani ben Cumhurbaşkanı nereye gitse dikkat edin her zaman İstanbul'a atıf yapıyor. Mesela Ankara'da cumartesi günü büyük miting vardı. Turgut Altınok'tan daha fazla Murat Kurum'un ismini telaffuz etti Sayın Cumhurbaşkanı. Ankara'da daha çok İstanbul konuşuldu. Bugün Tokat'a gitti. Tokatlılara İstanbul'da yaşayan hemşerilerinin Murat Kurum'a oy vermesi çağrısı yaptı. Öte yandan bakıyorum Ekrem İmamoğlu Kürtçe bir şarkıyla çıkıyor. Şimdi yani burada iki tarafta bir şekilde aradaki fark kendi lehine kapansın, öne geçsin diye kıran kırana bir yarış içinde. Ama burada
Yani genel olarak ben şu açıdan üzgünüm. Kürt seçmen yalnızca seçim öncesi hatırlanan ve bu kadar kıymete binen bir seçmen olmamalı. İki taraf açısından da söylüyorum. Bakın son derece iktidar cephesinin sert bir dili vardı. DEM tabanına yönelik, DEM Parti'ye yönelik. Ama buna karşılık muhalefet, hakikaten CHP, muhalefetten kastım CHP, DEM'e karşı koruyucu, kollayıcı oldu mu? Bakın hatırlayın Gürsel Tekin, hatta burada yanlış hatırlamıyorsam, yasaya göre yani anayasada legal olan bir partinin ne demişti tam hatırlamıyorum, bakan da olabilir gibi bir çıkış yapınca kendi partisi tarafından adeta linç edildi. Yani bakın Ekrem İmamoğlu bu şarkıyı yaptırmıştır demiyorum ama bugün Kürtçe bir şarkıyı Ekrem İmamoğlu için uyarladılar. Ekrem İmamoğlu cephesi diyor ki bizim haberimiz yok, onlar yapmış. Ya gurur duyarız demesi lazım. Yani şimdi böyle kaçak güreşmeyi de sevmiyorum. Bakın iktidarın DEM'e yönelik, kriminalize edici DEM tabanına yönelik, tabana yönelik olmadığını söylese de Mayıs seçimlerine giderken çok sert bir dili vardı. Şimdi o dilin olduğunu, yani partiye yönelik eleştiriler devam ediyor ama ortamda bir yumuşama var. DEM partiyle görünürde bir diyalog yok ama çözüm süreci olmasa da en azından bir diyalog ortamı olabilir. Leyla Zana'nın çıkışlarından bunu anlıyoruz. Tabii. Benim kulağıma gelen çarşamba günü Selahattin Demirtaş'ın da bir açıklama yapabileceği. İçeriği hakkında bir fikrim henüz yok. Ben de içeriği noktasında birkaç kişiyi aradım ama çok... Evet, yani netlik kazanmış bir şey yoktu. Yapacağı yönünde. Evet. Ama şey iki var. Taraf için de söylüyorum. Yani DEM tabanının bu kadar araçsallaştırılması doğru bir şey değil. CHP de şayet önemsiyorsa DEM'i, Kürt seçmeni, o zaman çıkıp gümbür gümbür zamanında Gürsel Tekin'i de linç etmeyecekti. Bugün de bu şarkıyı biz yaptık ya da ya biz yapmadık. Keşke biz düşünseydik. Bizim yapmamız gerekir. Kürtçe şarkı elbette ki Ekrem İmamoğlu'nun gururudur demesi lazım. Yani her konuda şeffaflık. Bakın biraz önce diyoruz ya, yasalar değil mesele. Yani mesele sadece keşke siyasetin şeffaflığı olsa bu ülkede. Şimdi şöyle, kaç dakika var reklama? Peki. Turgay Yerlikaya, ne dersiniz bu meselede? Şimdi bir karşılık bulur mu bilmiyorum. Yani Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Bir de bir mesajı var biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın. Özellikle bu DEM meselesiyle ilgili verdiği mesajda. Ya diyor, siz diyor muhatap alınmak istiyorsanız kendinizi ispatlayın. Ne demek bu? Şöyle tam cümlesi şu. Demin ki bir önceki bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'daki marjinal sol ve örgüt tarafından baskı altına alındığı, tahakküm altına alındığını söylüyor. Ve nihayetinde bir siyasi parti olarak farklı partilerle muhatap alınmak istiyorsanız bu zincirlerden, bu prangalardan kurtulun diyor. Şimdi anlaşılır bir şey, bu siyasi parti ve geleneğin örgütle ilişkisini düşündüğümüzde doğrudan seçmene değil, doğrudan Kürtlere hiç değil. Nihayetinde AK Parti bir kitle partisi olarak bütün toplumsal kesimleri kapsadığı gibi DEM'in ya da bu siyasi çizginin en fazla oy aldığı bölgelerde de önemli bir oy oranına sahip 2002'den bu yana. Onun için Cumhurbaşkanı'nın orada kurumsal olarak parti ile seçmen arasında bir ayrım yapması önemli. Hatta partiye yaptığı çağrı da önemli. Bence Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından oldukça kıymetli. Hatırlayalım bu denklemi. 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde bir Türkiye'lileşme söylemi ortaya çıkmıştı ve örgütün 2019'da 2015 arasında yine AK Parti iktidarında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokratikleşme paketleri çerçevesinde Kürt sorunuyla ilgili de önemli mesafeler alınmıştı. Şimdi bu gerçeklik ortadayken ki Selahattin Demirtaş'ın o dönem ana akım medyadaki performansına da baktığımızda Türkiye'de Türkiye'nin demokratikleştirilmesinde kendilerinin bir katkı sunabileceği iddiasını güçlendiren bir aktör olarak varlığını hissettiriyordu. Ve hatta bu siyasi çizginin bugüne kadarki en fazla oyunu Selahattin Demirtaş liderliğindeki HDP almıştı %13'le. Parlamentoya dahil olmuştu fakat sonrasında hatırlayalım. Çok yanlış yönetim. Çözüm süreci dediğimiz süreç kesintiye uğratıldı. Örgüt bir biçimde siyasete nüfuz etti. Siyasi aktörler de örgütün bu iradesini sahiplendi. Şimdi bugüne kadar bu mesafenin kapanması anlamında bu siyasi gelenek bir şey yaptı mı? Soru işareti. Bugün mesela Leyla Zana'ya atıf yaptınız, Ahmet Türk yine aynı şekilde birkaç haftadır ilgili sorunun, ki sorunun ne olduğuyla ilgili bir tanımlama yok. Muhtemelen seçimlerden sonra bambaşka bağlamlarda ve yeni anayasa üzerinden tartışılacak. Bir beklenti söz konusu ve Sayın Cumhurbaşkanı'na bu siyasi gelenek içerisinde sembolik ağırlığı olan isimlerin
bir çağrısı var. Yani mesela Leyla Zana son dönemde dikkat çekici ve farklı açıklamalar yapıyor. Ama Leyla Zana isminin Kürt siyasal hareketinin içinde bir ağırlığı var. Yani bunu herkes herhalde kabul ediyordur diye düşünüyorum. Yani bu hareket içinde karşılık geldiği bir gönül bağı var. En azından onu söyleyebilirim. Ama mesela iradenin bulanmaması için berrak bir şekilde sandığa yansımasını sağla İstanbul. Açıklamasını da o yüzden biraz üzerinde durmak lazım. Söylediğinize şu şekilde katılıyorum. Yani seçim sonrası hem anayasa bağlamında bakalım orada nasıl bir hareketlilik olacak. Son bir cümlenizi isterseniz alayım sonra reklama gireceğim. Şöyle, benim uyarıyorum. Şöyle hızlıca bağlayayım. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın tam bu tartışmalardan hareketle ağırlık merkezi artık muhatap alınacak aktörler Ahmet Türk, Leyla Zana gibi o gelenek içerisinde daha muhafazakar aktörler üzerinden farklı yerlere kaydı. Onu vurguluyor. Örgüt burada daha dinamik, daha baskın. Aynı şekilde İstanbul'daki tırnak içerisinde solun ya da marjinal solun bir biçimde partiye nüfuz etmesi partide daha muhafazakar kesimlerin kendi iradelerini sergilemelerini de engelliyor. Avrupa örneklerini belki tartışırız yani İngiltere ve İspanya örneğini. Burada örgütle ilişkili olan o siyasi partilerin İngiltere ve İspanya'da bir süre sonra örgüte itaat etmekten uzaklaştığı ve örgütün kendisini feshetmesini, silahı bırakmasını sağlayacak yolları ürettiğini görüyoruz. Bugün DEM ya da bu siyasi çizgide böyle bir irade yok. Peki. Ama şimdi orada bir reklam arası. Aktör ona bakmak tamam, lazım. Bakalım onu konuşuruz. Kısa bir reklam arası ardından devam edeceğiz efendim. Peki, ben Şükrü Küçükşahin'le devam edeyim. Tugay Bey çok teşekkür ediyorum. Ekleyecek bir şey yoksa bu konuda. Ardından da Serkan Toper ve İhsan Bey'le bu turda da sonunda söz vereyim. İlk turda vermiştim söz. Nasıl bir şekil alıyor aslında Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Partisi, söylemler? Sağ ne diyor? Yani özellikle mesela İstanbul'u herkes konuşuyor. Çünkü nereden seslenirseniz seslenin, bu herkes için geçerli. Nokta atışı İstanbul belli ki. Yani mutlaka böyle bir İstanbul'a atıfta bulunuyor. Oradan bakıldığında aslında biraz onu konuşmak lazım. İmamoğlu'nun DEM seçmenine yönelik yaklaşımı belki biraz o konuşulabilir. Ne kadarı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu seçimlerde Sayın İmamoğlu'na oy verir? Yani sokak gerçekten oradan bakıldığında ne diyor? Mesela CHP lideri Türkiye İttifakı diyor. Bu vurguyu söylüyor ve karşı tarafa korku ittifakı diyor. Seçmen bu söylemi sokakta baktığında satın aldı mı? Ne diyorsun? Ya da hiç böyle DEM'le yakınlaşmasını görmeden gidip de CHP der mi yani? Yani özellikle İstanbul seçimleri üzerinde iktidar illa DEM'le Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir ittifak var. Görüntüsü yaratmaya çalıştı. Ama sonuçta bu algı oluşmadı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bugünkü sözünü aslında tamamını okuyalım. Kendilerini meşru muhatap yapma çabaları beyhudedir. Bakın kendilerini meşru muhatap yapma neydi bu? Bu lafını bir kere açalım. İşte bunun tarafı Sayın Erdoğan'dır diye yapılan DEM yöneticilerinin açıklamaları. Parti yönetiminin, Cumhurbaşkanı'ndan devam ediyorum. Parti yönetiminin önce hem ülkeye hem millete hatta kendi tabanına siyasi irade sahibi olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Okudum ben. Evet. Şimdi bakın ama parti tabanına irade. Şimdi parti tabanında bir sıkıntı görüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ben de böyle okuyorum. Diyor ki eğer diyor siz bizimle muhatap olmak istiyorsanız önce tabanınızı ikna ediniz sizin adayınıza oy versin. Şunu gördü Sayın Cumhurbaşkanı. Özellikle İstanbul seçiminde... Parti yönetiminin hem ülkeye hem millete hatta hem de kendi tabanına siyasi irade sahibi olduğunu ispatlaması gerekiyor. Evet. Ben de bunu öyle okuyorum. Diyor ki yani bir kere senin partinin tabanın seni dinlemiyor. Senin bu konuda iraden yok. Bir orada iradeni kanıtla bir İstanbul'da seçimi kim kazanacak bir görelim. Kendini kanıtla ondan sonra muhatap olabilirsin. Küçük Şahin çok zorlama bir yorum Allah aşkına. Şurada ya bilmiyorum zaten çok öyle net. Dedim. Diyor ki terörle bağını kes. Evet.
Önce o silahların gölgesinde gelip Türk milletini tehdit ederek bir siyasi faaliyet içinde bulunuyormuş havalarınızı terk edin. Kandil'den terör örgütleri tarafından yönetilmeyin. Ondan sonra belki muhatap alınırsınız. Onu da söylüyor. Buradaki söylenen şey yani çok onu da açık diyor. Yani. Bu yapmayın evet. Allah. Biraz önce Ankara Genel Merkezi'nden de İstanbul'daki işte ideolojik yapılar. Kandil'deki terör baronları tarafından yönetilmektedir de diyor. Yani orayı da alalım. Ben görüşümü söyleyeyim yine de yani. Zaten buradaki yok tabii ki ben zaten sözü o yüzden diyor sözü o yüzden yine de söyleyeyim. Ben de böyle yorumluyorum ve verilen mesajın da bu olduğunu. Çünkü bence Ekrem İmamoğlu özellikle İstanbul'da seçmeni beni icraatlarımla değerlendirin ve beni herhangi bir partinin değil İstanbul'un büyükşehir bir partinin adayı olarak görmeyin. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak görün. Hı-hı. Ve rakibimin de kim olduğunu biliniz. Bu havayı verdi ve bu yolda yürüdü. Bu çerçevede DEM seçmenine de, İYİ Parti seçmenine de, işte sol partilerin seçmenlerine de, AK Parti seçmenine de, Milliyetçi Hareket Partisi seçmenine de hitap etti. Ve bütün şeylerde gösteriyor, verilerde gösteriyor ki durumu önde. Yani Cumhur İttifakı'nın... Bu bunun göstergesi diyorsun. Evet. Cumhur İttifakı'nın dağılmamış olmasına, birlikte durmasına rağmen ve de devletin bütün gücüyle İstanbul'a yüklenmesine rağmen yani Cumhur İttifakı'nın adayının kazanma ihtimalinin düşük olduğu ortada. Bunu verebildi ve de bence Ekrem İmamoğlu şunu da verebildi. Yani mesele sadece seçmene yaklaşım değil. Bir de bir adalet sorunu var. Yani örneğin devlet adil davranıyor mu? Şimdi deniyor ki Cumhurbaşkanı ne yapacak? Yani miting yapmasın mı? İyi güzel de mesela son bir haftaya girildi. Siyasi yasakları da geçiyorum. Mesela bu ülkenin Adalet Bakanı'nın, bu ülkenin İçişleri Bakanı'nın bu kadar siyasi sürecin içine girmesi, devletin bütün gücüyle, bakanların bütün güçleriyle İstanbul'a yığılması seçmende nasıl bir duygu yaratıyor? Bence orantısız bir güç kullanımı duygusu yaratıyor. Ve bu da adalet duygusunu zedeliyor. Ben bunu 31 Mart seçiminin iptal edilmesi ardından AK Parti ve MHP seçmeninin ikinci tur diyelim, ikinci turdaki eğilimine benzetiyorum. Bence AK Parti seçmeni de bunu görüyor ve demin söylediğim o isteksizlik özellikle dünkü mitinge de oldukça yansıdı. Ha şunu söyleyeyim. Mitingler bu seçimde çok mu gösterge? Ama AK Parti'nin mitingine katılım gerçekten bu sefer çok farklı ve çok düşük düzeyde kaldı. Normalde zaten çok konsolide bir seçmen kolay kolay diyorsun. Evet. Kürsüden o sözü söylemezdi. O çok ciddi de bir parti örgütüne ve parti yöneticilerine çok ciddi de bir... Şükrü, doğru söylüyorsun ama kıyaslayacak bir şey yok. Yani CHP İstanbul büyük mitingi yapmıyor. Vallahi 2019'da da yapmadı. Sordum AK şimdi Parti, de yapmıyor. AK Parti ile kıyaslamak daha önemli ama. Tamam hayır, kıyasladık karşı... işte AK Parti ile kıyasladık. Yani genel olarak bir siyaset bak bir şey söyledi ama diyorum. AK Parti AK Parti ile kıyaslamak daha önemli dedi. Yani hem ironi niye? Hem AK Parti'nin gerçek. Rakibi AK Parti'dir anlamında söylüyordur. Tabii bak hem ironi hem gerçek bir önceki dönem açısından bakıldığında. Şimdi size söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu her ilçede birçoğunda da ikinci tura başladı. Mitingler yapıyor. Yani bu aslında daha doğru bir olay. Ama İstanbul genelinde de miting yapılsa bence... Lokal mitingler daha etkili diyorsunuz. İlçe tabii, ilçe ama gitmek bakın, daha dokunmaktan. AK Parti İstanbul'da miting yapma konusunda son derece iddialı. Ve her zaman da bu iddiasını gerçekleştirmiştir. Ama bu kez tablo farklı. Çünkü Mayıs'tan bu yana da ya Türkiye başka bir şey söyleyeceğim. Oldu. Aynı gün yeniden refahın da mitingi bunu, vardı İhsan yani. Bey değil mi? Yok hayır sizdeyim değil mi? Aynı gün evet, yeniden evet. Refahın evet, mitingi çok, vardı. O da çok değil çok mi? Sönük geçmiş. Sönüktü yani. Buyurun. Kimse yok. Bakın İlyan Hanım. Yok biliyorum. Türkiye gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu özellikle şu anlamda. Yani seçmen yarın evine ekmeğini nasıl götüreceğinin hesabını yapıyor. Enflasyonda dünya şampiyonu bir Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? 2022 yılı Türkiye'nin en parlak yılı olacak. Batı bize şaşıracak, biz yıldızlaşacağız
dedi. Göreceksiniz faiz yok olacak. Enflasyon düşecek dendi. Hatta bakanlar aynısı bugün de yapılıyor. Dediler ki Haziran'ı bekleyin. Yani yine aynı bu tarihlerde Haziran'da göreceksiniz enflasyon nasıl düşecek. Vallahi millet bundan yoruldu, bıktı ve artık hiçbir inandırıcılığı kalmadı bunun. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman ne dedi? Bu benim bildiğim bir konu. Bizim kadrolarımız çok güçlü, programımız çok güçlü. Göreceksiniz. İşte birkaç ay sonra, aynen sözü bu. Birkaç ay sonra enflasyonun düştüğünü göreceksiniz. Şimdi aynı şey. Nasıl inansın seçmen? Ya faizde dünyanın 4. ülkesi olduk en yüksek faizde. Ya Şükrü haklısın ama tuhaf olan şu seçmen inandı Mayıs'ta. Evet. Yani ama bu Mayıs'ta sefer sonuç alın ne ben farkı var? Bu sefer niye şu an daha iyi ekonomik veriler? Mehmet Şimşek geldi. Hayır. Dünya ile barışıldı. İşte istenildi muhalefetin eleştirdiği daha gerçekçi bir politikaya doğru adım atıldı. Bu arada Osman Nuri Kabaktepe il başkanı mitingimize katılım yüksek muhalefet buyursun 700 bin kişi toplasın görelim. 2028'de 1,5 milyon üstünü toplarız. Yerel seçim tarihlerinin en büyük mitingi oldu. Biz kendi sayılarımızla yarışıyoruz. Turgay Bey'in dediği. Keşke bu hafta 700 binlik bir miting yapsalar. Dün bu açıklamaları. Yani Nagihan da benim sözümü kestin. Ama sizdeyiz. Bu çok interaktif yok. Araya bir şey sordum. Hayır. Bunun da herkes düşüncesini bir eskilerin söylüyordu. Kullandığı istibdat adlı diye bir şey var. Yani. İşte havuzun bir dolma haddi var. Yani dolabiliyor ve insanlar onu görüyor. Bugün şu yani çok net o seçim öncesiyle bu seçim arasında çok ciddi politik değişiklikler oldu ekonomik anlamda. Yani seçmen bunu görüyor ve güvenmiyor, inanmıyor. Yani bugün Mehmet Şimşek ile Cevdet Yılmaz da aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki bekleyin Haziran'da. Ondan önce de aynı şey söylendi. İnsanlar umutlandılar, olmadı. Aksine ne oldu? %9 faizde pek çok insan zenginleştirildi. Biz hala onların kim olduğunu bilmiyoruz. Kaç yıl vadeyle kredi aldılar %9'la ve nasıl ödediler? Ödüyorlar mı? Ödemeye geçtiler mi? Bilmiyoruz. Bu bir haksız servet aktarımıydı. Enflasyon nedir? Enflasyon dünyanın en adaletsiz yoksuldan alıp zengine verme çarkıdır. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2015'te enflasyon ve faizin ülkeleri ne duruma getireceğini ben burada tekrarlayamıyorum. Yani o sözlerini burada tekrarlayamıyorum. Bugün dünyanın en yüksek enflasyonu. Bu politikalar anlamında Mayıs öncesiyle bugün arasında çok ciddi bir farklılık var. Görüyor insanlar bunu. Size bir şey söyleyeyim mi? Ya o yüzden mi şunu diyorsun? Tamamının görmesi de gerekmiyor. Yok, bakın, o yüzden mi? Sen, ama bir dakika. O yüzden mi hani Nagihan diyor ki ya bu şimdi hani ne farkı şimdi, olacak? Bak, oraya geleceğim. Şimdi, tam oraya geleceğim. Diyorum ki AK Parti seçmeninin tamamının da bunu görmesi gerekmiyor. %5'in onun görmesi de zaten çok şeyi değiştiriyor. Tamam. Ve o da gerçekleşiyor. Mitinge yansıyan da bence o. Anketlere yansıyan da o. AK Parti'yi büyük şehirlerde kaybettirecek olan da bu. Peki, ben sadece şey şunu demek istiyorum. Yani ekonomi politikaları anlamında Mayıs'tan önce çok ciddi bir problem vardı. Yani ekonomi başındaki isim Sayın Nebati birçok yani ekonomi çevreleri tarafından da çok eleştirilen, ne yapmaya çalıştığı da çok anlaşılmayan bir bakandı. Bakın o günden bugüne geldiğimizde elbette Türkiye'de çok ciddi hayat pahalılığı var, enflasyon var, ekonomide çok büyük bir sıkıntı var. Ama ekonomi politikaları anlamında Türkiye şimdi akılcı bir çizgiye yeniden geldi. Şimdi Mehmet Şimşek'le, Cevdet Yılmaz'la yani genel olarak yapılmak istenen dış piyasalarla iletişim, faizin bu göstergelere uygun olarak yükseltilmesi falan. Yani baktığımızda o dönem memnunsa seçmen bu dönem niye olmasın? Diyorum ki memnun değil. Yani şu an ben ekonomi iyi falan demiyorum ama en azından ekonomi politikaları, şimdiki ekonomi politikaları insanlara daha fazla güven veriyor. Peki yok, tamam. Sana güven vermiş olabilir. Bana ama demiyorum ben uluslararası piyasalara diyorum. Uluslararası AK Parti artık inandırıcılığı yetirdi. Ya ben diyorum ki Mayıs'tan önce hakikaten çılgınlık denemeleri yapıldı. Ki, bak o kadar çarpıttı ki yani şunu bütün vaatleri 3 yıldır yani daha 3 yıldır Türkiye'de ekonomi enflasyon düşürecek. Tamam. Daha kötü. Daha kötüye gitmedi. Ya sonuçta vatandaş için daha kötü. Ya Mehmet Şimşek CHP tarafından da takdir edilen bir ekonomist değil sırayla, mi? Evet. Muhalefetin de Mehmet Şimşek'i takdir ettiği gerçek değil mi? Kişisel olarak takdir edilmesi ayrı bir şey ama enflasyon hala yüksek. Umut ne? Baz etkisiyle Haziran ayında tamam, düşmesi. Tamam diyorum ki en azından şu anda bir reelde umut düşmeyecek. Nagihan, umutu gerçekleştirmek için bir yol çiziyorlar. İngiltere'de enflasyon %3'e düştü.
Ya ben Türkiye'deki enflasyon yoktur, evet, ekonomi politikaları peki, harika bir şey demiyorum. Buradan şöyle çıkalım ama şunu da ben anlıyorum. Ben diyorum ki tünelin ucunda pek ışık yokken ama şöyle, iktidar ben çıktı, AK Partili var. Belediye başkan adaylarını da ağırladı. Ya en azından ne bileyim Şimşek güven. Tamam, tamam. Yani böyle bir önemli sadece çeper bir alan değil ekonomi aslında üst manşette. Ama biz burada yani ben şahsım adına en azından AK Partili belediye başkan adaylarını bütün partiler için geçerli. Bu Cumhuriyet Halk Partili belediye başkan adaylarını ama kimi alırsak alalım ama iktidar partisinden belediye başkan adaylarını aldığımızda onlar da diyor yani sokakta evet elbette önemli muhalefet dengelenen biri de ekonomidir. Ekonomi üst başlık emeklilerdir ki bunu da Serkan'la hep konuşuyoruz. Biz şöyle konumuza yine tekrar dönelim. O da şu, Cumhurbaşkanı dünkü İstanbul mitinginde özellikle dikkat ettim. DEM ve CHP ilişkisine ya da doğrudan DEM Parti'ye hiç yönelmedi. Bir ifade kullanmadı. Yani baştan sona dinleyen biri olarak en azından söyleyeyim. Nagihan da oradaydı tabii. Ama bugün mesela Tokat'ta kullandı. Çorum'da söyledi. Neden orada söylemedi? Bunun sebebi neydi? Orada şimdi yerelle ilgili Sayın Murat Kurum üzerinden bir konuşma ve İstanbul üzerinde bir konuşma vardı. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız DEM CHP ittifakını bolca vurguladı. Bakınız burada Şükrü Küçükşahin DEM CHP ittifakına yapılan vurguları kutuplaştırıcı bir dil olarak yorumlamaya çalıştığını ifade etti. Hayır, bu çok net bir siyasi eleştiridir. Çok haklı bir siyasi eleştiridir. Hı hı. Ve Cumhuriyet'in kurucu partisinin, Cumhuriyet'in kurucu değerlerinin tamamına hasım olan bir partiyle yaptığı işbirliği siyasetinde ana konusu olur. Hı hı. Bu çok doğaldır. Buradaki mesele, bunu anlamaya çalışıyorum. Sağdaki insanlarla da oturuyoruz. Bol bol sohbet ediyorum ben. Hı hı. Örneğin şunu açıklayacaklar bize. AK Parti ile ilgili o kadar çok yoğun nefret ve öfke dolu yayınlar yapılıyor ki ve CHP'li hatiplerin hepsinin ağzında AK Parti ve Sayın Erdoğan'a yönelik bir karşıtlık söylemi var. Hı hı. Hep dedim keşke bu kadar enerjinizi AK Parti ve Sayın Erdoğan'a kötülemek yerine CHP'yi sevdirmek için bu enerjilerini harcasaydılar. Bugün bambaşka bir CHP konuşuyor olabilirdik. DEM'le ittifaka muhtaç kalmamış, kendi kurucu kodlarına, kendi özüne uygun bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin acaba iktidar olabilir mi? Acaba yerel seçimde bir önceki seçimdeki başarılarını tekrarlayabilir mi? Bunları, hı, daha rahat konuşuyor olabilirdik. Hı. Ama bir karşıtlık hikayesi üzerine siyaset oturttuk, inşa ettikleri için bu huylarından hiç vazgeçemiyorlar. Hep aklıma şu geliyor. Örneğin CHP'li seçmen diyor ki işte MHP AK Parti'yle ne işi var vesaire. Anlatıyorum. Anlatıyorum da. Örneğin arada unutulmasın. 2015 7 Haziran seçimlerinden sonra bu kadar kötüledikleri AK Parti ile 45 gün koalisyon kurmak için ısrarcı olan kimdi? Örneğin biz diyoruz ki o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti ile koalisyon kurmayı reddetti. Hı. Dışarıdan HDP destekli koalisyonun içinde olmayı da reddetti. İlkelerini hiç çiğnetmedi. O dönemde bugüne dair bütün eleştiriler 2015 öncesi AK Parti üzerinde odaklanıyor CHP'li hatiplerin ağırlıklı olarak. 2016 sonrası eleştirilerin odağında da ağırlıklı olarak ekonomi var. Ama ideolojik eleştirilerin tamamı 2015 öncesiyken CHP'li dostlara sormak lazım. 45 gün boyunca AK Parti'ye adeta yalvarırcasına koalisyon kurmak isteyen kimdi? Hiçbir şartımız yok, ön koşulumuz yok, hükümet kurmak istiyoruz. Aman Sayın Erdoğan engeller mi, bundan korkuyoruz derken. Birileri de çıkıp diyecek ya arkadaş bu CHP sürekli bize öfke pompalıyor da kendi yönetim kadrolarını 3 tane bakanlığın ışığını gördüğünde oturdular 45 gün boyunca nasıl ısrarcı oldular AK Parti ile koalisyon kurmak için. 2. AK Parti iktidar vesaire ekonomi politikaları eleştirilebilir. Eleştirin bol bol. Evet. Peki kendi iç kavgalarından, kendi koltuk kavgalarından fırsat buldukça boş zamanlarında milletin alım gücü ve emekliler üzerinden laf olsun beri gelsin siyaset yaptığını sanan CHP millete samimi geliyor mu? Samimi geliyor mu? Bu sorunun cevabını vermek lazım. 14 Mayıs'ta bu sorunun cevabının hayır olduğunu hep birlikte gördük. Yahut da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi
olduğunu ve sürekli bunun üzerinden bir kampanya yürüttüklerini çok iyi biliyoruz. Bugün Büyükçekmece Belediye Başkanı şu cümleleri kuruyor. Diyor ki Türk milleti 250 yıl sonra dahi Avrupa medeniyetini yakalayamaz, çalışmaz, çalışarak bir şey elde edemez, şu lüks araçları üretemez. Çünkü diyor Türk milletinin genetiğine aykırı diyor bu. Örneğin Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde bir belediye başkanı. Türk milliyetçisi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak diye bir hedef koymuş Mustafa Kemal Atatürk. Türk milletini zeki ve çalışkan olarak tanımlamış. Öyle mi dedi, ben duymadım. Büyükçe tabii, çok yaygın şu an sosyal. Tanımlamış büyük belediye başkanı ile ilgili acaba Büyükşehir Belediye Başkanı herhangi bir genetiğine uygun değil çalışıyor. Büyük çekmece. Herhangi bir yaptırım olacak mı? Büyükşehir Belediye Başkanı. Yahut da Cumhuriyet Halk Partisi'nin konjonktürel yönetimi Mustafa Kemal Atatürk'ten ne anlamaktadır? Cidden çıkıp kamuoyuna tekrar bunu anlatmaları gerekir. Peki. Diğer tarafta Hülya. Evet. Bu bir yine siyasi eleştiri konusu olacak. Örneğin Meral Danış Beştaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Siirt, Erzurum ve Iğdır'da seçim çalışması yapıyor. Seçime bir hafta kalan. Buradan bizim ne anlamamız gerekiyor? Buradan Siirt'te bizim ne anlamamız gerekiyor? Yani bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Siirt, Erzurum ve Iğdır seçim kampanyasında şu süreçte olması manidar. Demek ki cidden tavşan aday diye tabir edilen o siyasi mühendisliğinde doğrular bir tavır bu. Siyasete bizim kutuplaştırma diyoruz ya, kutuplaştırma. Birileri çıkıyor hizmetleri, eserleri anlatıyor, yaptığı eserleri tek tek Türk milletine gösterirken sadece AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaseti dizayn edenler, AK Parti'ye dair bu kadar öfkeyi pompalarken demeni için kendi seçmen kitlerinde bir sempati oluşturmak için bilinçli bir strateji gütmektedirler. Bu AK Parti'ye ideolojik olarak ileri sürdüğünüz eleştirilere bakıyorum. İşte Mustafa Kemal'e şunu demişlerdi. Onu demişlerdi. Arkadaş, karşınızdakiler tamamen Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete düşman. Üniter yapıya düşman. Mustafa Kemal Atatürk'e soykırımcı ve katliamcı diyorlar. Tamamen reddediyorlar. Bunlarla ne işiniz var? Artık cidden seçmene hakikati göremesin diye sürekli perde. Tamam, elimize ne geçiyor? Sen iki belediye fazla kazanmış olabilirsin. Peki Türk milletinin burada menfaati ne? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türk milletini, Türk devletini önceleyerek siyaset üretmek zorunda olan bir parti. Bu bir mecburiyet, bir tercih değil Cumhuriyet Halk Partisi için. Peki, izledikleri politikaların tamamında bir siyasi partiye karşı sadece ideolojileri farklı olduğu için bu kadar öfke pompalarken Cumhuriyet düşmanı, kurucu değerlerin düşmanı, bölücü bir partiye bu kadar sempati besletmeye çalışmanın altında yatan sahip ne? Bunu anlatacaklar. Örneğin milli takım gol atınca ayağa kalkan herkes vatanperver ve milliyetçidir. Bu benim argümanım. Özgür Bey benim argümanımı kullanmış. Canı sağ olsun, iyi ki de kullanmış. Peki ittifak yaptıkları milli takım gol atınca ayağa kalkıyor mu yönetim kadroları? Bu soruyu soracağız. İstiklal Marşı dahi okumuyorlar. İstiklal Marşı dahi okumayanlarla milli takım gol attığında ayağa kalkıyor mu DEM Partisi'nin yöneticileri? İstiklal Marşı okumuyorlar. Bunlarla neyin işbirliğini yapıyorsun? Ya ne olur yani, bir belediye az kazansan, çok kazansan ne olur? Şöyle. Ya da kendin olsan belki zaten bu kadar tartışma konusu olmayacaksın. Net. Seçmende daha fazla samimi ve inandırıcı reflekslerin olacak. Hayır, net bir soru cevap isterim. Oradan da İhsan Bey'e geçeyim. Şu cümleyi nasıl okursun? DEM muhatap alınmak istiyorsa kendini ispatlasın. Evet, kendini ispatlamaktan kastım. Yani bu ispat bu seçim süreci için mi? Yoksa bu ispat gerçekten bugüne kadar hep DEP, HADEP, DTP, DEM, yani adını değiştirdiği ama ilkesini ve ideolojisini, bakış açısını değiştirmeyen o duruşun terörle arasına mesafe koyması mevzusu mu, yoksa bu seçime yönelik bir cümle mi? Nasıl algıladın? Çünkü iki türlü algılayanlar var. Yani belli bir oy oranının üzerine çıkarsa mı kendini ispat etmiyor olacak? Hülya, bu cidden bir akıl tutulması bu yorum. Öyle. Burada çok net şekilde şu anlaşılıyor İhsan ki terörle arana mesafe koy, terörü şiddetle kına. Çünkü kimse silah zoruyla Türk milletine silah dayayıp kafasına benim şu taleplerim var diyemez. O dakikadan sonra onların ne söylediğini kimse dinlemez.
Öncelikle diyor terörle arana mesafe koy, ondan sonra seni muhatap alırız demek istiyor. O zaman belki diyor sinir uçlarımıza dokunan fikirlerin de dinlenebilir diyor. Anayasal sınırlara uygun olmak kaydıyla. Bugün DEM Parti'de Cumhuriyet Halk Partisi bir önceki genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu şunu söylemişti. Biz burada HDP'yi muhatap alabiliriz demişti. HDP eş genel başkanı da çıktı dedi ki hayır dedi. Kandil'in iradesinden bağımsız bir irade yok dedi. Hala bu partiyi meşru mu değil mi tartışmalar içinde bulunmak? Bu partiyle ilgili yok, iki belediye kazanmak için. Yok, ben şundan dolayı diyorum. Ben şunu merak ettiğim için. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar hiçbir şekilde, özellikle son seçim sürecinde böyle bir cümlesini duymamıştık. Yani hayır, bu, çok bu hani olumlamak anlamında diyor. Da demiyorum bunu. Terörün siyasi uzantısıdır diyor. Hani muhatap alınmak istiyorsanız kendinizi ispatlayın tarzında bu minvalde de bir cümlesini duymamıştık. Bu da önemli bir cümle gerçekten. Evet. Yani Türkiye için, Türkiye siyasi atmosferi için de önemli bir cümle. Tabii onu da birazdan soracağım. Çok teşekkür ediyorum Serkan, eğer Hülya, bitirdiysen. Bir de kaç dakika var reklama dedin Gizem? Tamam. Evet, buyur. Devam edebiliriz. Bakınız. Ben DEM Parti burada aday çıkarmış. Böyle adayı başka şehirlerde seçim çalışmaları yapıyor. Herkesin cidden şuna karar vermesi lazım. Biz Cumhuriyet'in kurucu değerlerinde mutabık mıyız? Hı. Ya bu konu sadece birkaç tane siyasi partinin meselesi midir? Hı hı. Yoksa belediye kazanmak için Cumhuriyet'in kurucu değerlerine düşman herkesle işbirliği yapılabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi, yani Cumhuriyet'in kurucu partisinin ve ona oy vermiş seçmenin bu soruya bir cevap vermesi gerekir. Çok önemli değil. Bakınız 2019'da da büyük şehirlerin çoğu el değiştirdi. Bu seçimde de değiştirir veya değiştirmez. Ne kadar önemli olabilir? Ben kendim de adayım. Hı hı. Niye ben esnemiyorum? Niye yerel siyasetin dışında gidip insanlarla yerel siyasetin ruhuna uygun olarak sohbet ediyorum, iletişim kuruyorum, kimseye siyasi görüşünü vesaire hiçbir şey sormuyorum. Ama bu akşamlar ekranda da çıktığımda terörün siyasi uzantılarına dair acaba seçimde bana ne etkisi olur diye düşünmeden nasıl inandığım gibi konuşuyorum. Her ortalama Türk vatandaşının konuşması gerektiği gibi konuşuyorsam lütfen siyaset kurumu da özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda kendine çekidüzen vermesi lazım. Bilgehan, bakın gerçekten konu dağılımında ciddi bir haksızlık var. Ben aslında bu konuya girmek istemem ama şurada bu ülkeyi kurucu partiye yönelik gerçekten çok ağır ifadeler kullanıyor. Buyurun. Cevap verin, buyurun. Buyurun, buyurun. Ve ama böyle anlamda, bir şey yapmayalım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunacak değilim. Ama bazı lütfen, gerçekler hani kesmeden, var. Ben konuşmamın tamamında Cumhuriyet'in kurucu partisine dair olması gerekenleri anlattım. Serkan Toprak, sizi dinledi Şükrü Küçük Şahin. Lütfen rica ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle kurucu değerlerin karşısında göstermek ve onu terörle yan yana koymak, tekrar söylüyorum, Atatürk'e de, bu cumhuriyete de büyük haksızlık. Ayrıca sadece ve sadece terör örgütünün propagandasıdır. Terör örgütü bu kadar güçlüymüş. Lütfen size kadar cevap hakkı veririm. Bakın, ama lütfen böyle karşıtlı olmasın. Bence, çünkü o da sizi dinledi. Aynen. Rica bakın, ediyorum. O zaman şu soruları da sormamız gerekir. Yani Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet'in bütün kurucu değerleriyle ve Cumhuriyet'i kuranlarla ilgili en ağır hakaretleri yapanlar ve onlarla hiç mutabık olmayan partilerle aynı ittifak içinde neden olmak zorunda? Mesela bunun o zaman açıklanması gerekiyor. Bir daha pardon. Yani ben ismini vermek istemiyorum. Adını da anmak istemiyorum gerçekten. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi de bu ittifaktan vazgeçebilir ve kendi gücüyle birkaç belediyeyi de kaybederek seçimlere girebilirdi. İhtiyacı mı vardı yani? Ne olacak? Madem kurucu değerler önemli, ülkenin hem kurucu değerlerinde de hem de kurucularına çok ciddi saygısızlık yapanlarla yollarını ayrıştırabilir. Bu kadar mı önemli yani birkaç belediyeyi kazanmak? Bakın, parti içi tartışmaları hani gündeme getirebilirsiniz ama yani benim camım, benim pencerem de cam olduğunu unutmamak lazım. Bir laf edeni ertesi günü kapının önüne koyan, kurultaylarında en ağır tartışmaların, kavgaların yaşandığı bir noktada bence yani böyle örneklere de hiç girmek doğru değil. Bakın, Danış Bektaş çıkmış başka illerde seçim çalışması yapıyor. Yaklaşık 2-3 gündür siyaset. Bir şey söyleyeceğim. Bana. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yöntemini uygulamış olabilir. Orada da Siirt'ten sesleniyor olabilir. Gidin İstanbullulara lütfen telefon edin. İşte
bana oy versinler diyor. O da bir seçim çalışma yöntemi. Böyle değerlendirebiliriz yani. Buradan illa Ekrem İmamoğlu'na destek ya da ittifak anlayışı çıkarmamalıyız. Bu da bir ciddi haksızlık. Yani tekrar söylüyorum, Atatürk'e en ağır hakaretler yapılmışken sessiz kalacaksınız. Hangisinde o partilere haksın? Sessiz kalacaksınız. Bugün bunu kaldım. Yapacaksınız yani. Cidden söyleyeyim ya, birkaç belediye kazanmak için buna gerek yok. Ben de bir şey söyleyebilirim. Ben de bir dakika ama bir dakika. Bir saniye. Şimdi hep böyle karşılıklı şey eklemek istiyorum. Siz bir dakika bir şey söyleyeceğim ama bir dakika. Siz konuştunuz ya. Bir dakika bir saniye, bir saniye müsaade edin ne olur. Ya ben kendi perspektifimden. Şimdi Serkan Toper konuştu, kendi düşüncesini söyledi. Başından sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşüncesini söyledi. Ötekileştirmek için bir ifade kullandınız ya. Ben siz kendi düşüncesini söyledim. Sakin geçsin ne olur. Rica ederim. Ben arayı yumuşar, ben bir kişiye söylemek istiyorum. Bakın ben. Tamam ama ben de şunu söylemek istiyorum. Yani sürekli karşılıklı olarak Kürt partilerinin böyle karşı tarafa ateş topu olarak atılmasının fevkalade yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu ifade de bakın, yanlış ama Kürt partileri diye bir şey olmaz. Var yani. Olmaz. Peki. Yani DEM Parti ve Hüdapar'dan bahsediyorum. Yani. DEM Parti ve Hüdapar. İkisi de ateş topu olarak biri bir karşı tarafa atıyor, öbürü öbür tarafa atıyor. Yani bu ülkede yaşayan kaç ya milyon Kürt vatandaşları, şey ama ne senin için orası demiyorum gelince, muhalefet, yani ya senin için demiyorum ya. Muhalefet de Mayıs tekrar seçimlerine giderken. Başından sonuna Cumhuriyet Halk Partisi'ni ötekileştiren ifadeler kullandı. Ben kendi gözlemimi söylüyorum. Mayıs seçimlerine giderken de öyle oldu. Şimdi Hüdapar meselesi biraz daha arka planda kaldı. O zaman DEM'i iktidar karşı tarafa atıyordu, muhalefet de Hüdapar'ı iktidar tarafına atıyordu. Bakın sonra da bu ülkede kardeşlikten bahsediyor. Hakikaten bu toplum siyasetin kat kat önünde. Ya ben çok teşekkür ediyorum ama şunu da istemiyorum yayında. Seçime de 5 gün kala. Ya herkes kendi fikrini söylesin ama hani kişiselleşmesin. Yani ben fikrimi söyledim. Ya tabii Şükrü Küçük Şahin de dedi ki ben katılmıyorum. O da kendi fikrini söyledi. Ama orada sen Ülver şimdi bak dedi ki reklama MHP, da gireyim. Reklamdan sonra değil CHP mi? CHP ittifakıyla AK Parti MHP ittifakını eşitlemeye çalışmak bir akıl tutulmasıdır. Ya yok ki DEM'le CHP arasında bir ittifak. Darbe gecesi ya genel merkezlerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını indiren AK Parti ile DEM'i kıyaslamak hakarettir bu millete. Bakınız. Tamam. Milliyetçi Hareket Partisi'nin soruma cevap vereceksin. Madem AK Parti kurucu liderlere hakaret etti, 45 gün niye yalvardınız koalisyon kurmak için? Oraya gidersen, oraya bu gidelim, ülkede herkes Cumhurbaşkanı olabilir. Hayır, olmaz. Ben bu reklama girmeyi de arzu ediyorum. CHP yalvarmıyor. Daha tehlikeli. Yapma ya. AK Parti daha tehlikeli. Demek ki sen bu reklamı da pompalı yap. Bu sağlık. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını hem Leyla Zana'nın açıklamasını genel olarak nereye oturtuyorsunuz, verilen mesajları sizden de alayım bir çözümleme, ardından başlığı değiştireceğim. Yeniden Refah Partisi'ne geleceğim ve bir diğer başlığım daha var. İstanbul yarışına bir gelelim. Sorularımız var. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan bu Türkiye'nin bütün geri kalmışlık meselelerine el attı. Yani altyapıdan, kalkınmadan, enerjiden, demokratikleşmeye kadar ve Vesayet'in defedilmesine kadar, yani o Gladio üzerinden 60 ihtilaliyle Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanan Vesayet dahil teker teker hepsini yendi ve Kürt meselesiyle alakalı da tarihin en büyük siyasi riskini aldı. Yani doğru diyenler oldu, yanlış diyenler oldu ama ben bugün bir üniter devlet çatısı altında Rıza'yla birlikte oturuyorsak ben bu çözüm süreci döneminin bunda çok etkili olduğunu düşünüyorum. 7 Haziran seçimleri sonrasında AK Parti'nin bölge politikalarını çalıştım. Yani bir ay kadar bölgede kaldım. Odak gruplar yaptım, ziyaretler yaptım. Mardin'de bir esnafın dükkanında oturuyorduk. Dedi ki, bu tabii o zaman da Selahattin Demirtaş Amerika'ya gidip gelmiş. İşte seni başkan yaptırmayacağız. Kürtler için ne fayda ürettiyse bilmiyorum da kahramanlığını ortaya koymuş. Ve o iki polis de şehit olmuş. Yani PKK fiilen terör eylemlerine başlamıştı. Dedi ki çözüm süreci ne anlama geliyor biliyor musun dedi. Ben dedi 2006 yılında bir arkadaşla beraber başka bir ile gittik. Bir kahvede oturuyoruz. Espri olarak söyledi. Kürtlerin de sesi biraz yüksek çıkar dedi. Dedim ki biz Kürtler olarak dedim. Yanımdaki kulağıma eğildi. Dedi ki abi biz böyle diyebiliyor muyuz dedi. Ya cümle şu, yani bu rahatlıkla biz bunu diyebiliyor muyuz? O da diyor ki işte dostum, arkadaşım, AK Parti iktidarı var 4 yıldır ve bir demokratikleşme süreci işliyor ki daha o zaman çözüm süreci tartışmaya başlamamış.
rahat rahat İstanbul'da, Ankara'da, her oturduğumuz yerde ben Kürdüm diyebiliyoruz. Yani mevzu ne? Türkiye'deki Kürtlerin ben Kürdüm demesinin bile baskılandığı bir dönemden. Ya da sorunun adını koyarak konuşulamadığı bir dönemde. İşte Diyarbakır konuşması önemliydi. Şimdi burada çözüm süreci yürürken milletin endişesi şuydu. Acaba Cumhuriyet Halk Partileri buna ne kadar karşı çıkacak? Milliyetçi Hareket Partileri ne kadar karşı çıkacak? Ben süreçte Cumhuriyet Halk Partilerin %25 oranında, Milliyetçi Hareket Partilerin de %37 oranında tabanda bu barışı süreci desteklediğini ölçmüştüm o zaman. Hatta ben şunu söyledim. Bu tehdit içeriden gelmeyecek. Yani siyasi partilerden gelmeyecek. Bu Türkiye'nin bütünleşmesi, uluslararası güçlerin, o terör örgütünü besleyen güçlerin işine gelmeyeceği için tehdit dışarıdan gelecek. Ve bunu ben şeyde de Rudav'da, yani Kürtçe televizyonda konuşurken de anlattım. Talebani hasta yatağından kaldırıyorlar Suriye İç Savaşı'nda. Ve çok enteresandır. Amerika ve İran birlikte, Suriye rejimi üçü birlikte ve Kandil'i çağırıyorlar ve diyorlar ki çözüm sürecini bitirin. Yani cümlenizi unutmayan adam, o %37 kamuoyuna açıklarsanız yarın. Çünkü olur, hiç gerçekliği yok tabii. Yani söylediğiniz zaten. MHP tabanında %37 açılım sürecine destek hiç akla da uygun değil, mantığa da uygun değil. Onu şey yaparım, detaylandırırım biraz. Evet. Şöyle, şeyde yani o İran, ABD ve Suriye rejimi PKK'yı ikna ediyorlar. Diyorlar ki biz size bölgesel bir devlet imkanı sunuyoruz. Türkiye'deki milli çözümden vazgeçin. Şimdi gelinen noktada bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği şu. Bunu böyle çok İstanbul seçimlerine sığdırmamak lazım. Ya bir parti düşünün. Mesela Kürtlerin refahıyla ilgili bir cümleleri yoktur. Özgürlükleriyle ilgili bir cümleleri de yoktur. Güneydoğu Anadolu'nun kalkınmasıyla ilgili bir cümleleri de yoktur. Ya da Kürt gençlerinin eğitilmesi, nitelik kazanması ile alakalı bir talepleri de yoktur. Daha doğrusu demin Türkiye siyasetinde ne istediğine dair kimsenin de bir fikri yoktur. Bu dem ayağı. Şimdi zaman zaman ittifak yapan, yani genel seçimlerde ittifaka giden, bugün işte hülle tarzı ittifak yapan partinin de Kürt meselesine dair bir fikri yoktur. Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Doğru ya da yanlış, eğri ya da büğrü. Bu memleketin geleceğini düşünerek bir risk aldı, meydan okudu ve bütün açıklığıyla ve ateşten gömleğe girdim ifadesini kullanmıştı. Şimdi Allah aşkına bugün diyelim ki bir genel seçim ittifakı geçti. Bir de yerel seçim ortaklığı var. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu meseleye dair fikri nedir bilen var mı? Ben bilmiyorum. Ben bir beyanat da duymadım. Geleceğe dönük vizyonu nedir onu da bilmiyorum. Ha şöyle bir şey var, o beni tedirgin ediyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da kullanmış. Geçtiğimiz haftalarda Yaşar Nuri Hoca'ya bir şey sorarlardı. O da derdi ki kitabımda var yazdım falan da ya ona dönüşmesin de. Ben HDP'de Kürt isyanı diye bir yazı yazdım. Mevzu şu. Şimdi İstanbul'da bir ittifak var. Ve ittifakı çatanlar bir daha çok marjinal solcular İstanbul'daki. Ümit kimler arasında var? Ben detaylandıracağım onu. Marjinal solcular bunu yapıyor. Ve Kürt yani HDP'nin içerisinde daha çok Kürt yöneticiler diyorlar ki biz kendi partimize oy verelim. Cumhuriyet Halk Partisi'yle ittifak yapmaktan dolayı oylarımız küçüldü. Bir de gençlerde böyle bir yeni Atatürkçülük ya da yeni CHP'lik modası başladı. Yakın dura dura endişeleri var kendi gençlerinden. Ve şöyle düşünün. Genel seçimde %12 oyu olan bütün ölçümlerimizde. Bunu sevindirici buluyorsunuz değil mi? Yani gayet iyi bir şey. Yani Kürt dem seçmeni eğer CHP'ye yakınlaşmışsa herhalde bu, sizin için sevindirici bir tablo. Olabilirsiniz. Şöyle %12 oyu olan bir parti bu ortaklıktan dolayı oyları 8'e düştü ve dem içerisindeki Kürt kanadı bundan endişeli. Daha çok bu marjinal solcuların Türkiye ile bir hukuku yoktur biliyorsunuz. Daha çok göbeğinden kıta Avrupası ile hukukları var. Ve onlar daha çok bu ittifaktan yanalar. Ve ben mesela şunu açık söyleyeyim. Şeyde Zeytinburnu'nda bir meclis üyesi kendi halkıyla bir dernekte oturuyor. Diyor ki arkadaşlar diyor biz A, B, C, D ilçelerinde aday çıkardık. Diğerlerinde çıkarmadık. Bizim önümüzdeki dönem şeyde mecliste grup kuracak kadar sayımız olacak meclis üyeleri açısından. Yani DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir'de grubu olacak ve şeyde de Esenyurt'ta da seçimden hemen sonra başkan ve meclis üyeleri toplu halde DEM'e geçecekler. Hatta benim şöyle bir önerim var. Keşke şöyle siz orada mıydınız? Cumhuriyet Halk Partisi. Nisan Bey hayır yani elinizde bir şey var mı bu konuda? Merakımdan soruyorum. Şöyle kişisel beyanatları burada açarsak şık olmaz. Hayır yani bunu herhalde vardır elinizde bir şey yani bunun şöyle, söylendiğine dair. Yazılı noter, mesela bir video kaydı falan noter, vardır herhalde. Şeyle alakalı video kaydını anladım. Size gönderirim. Şeydeki Zeytinburnu. Yani sonra bir söz isteyebilir miyim?
Zeytinburnu'ndaki meclis üyesini... Yeniden Refah'la ilgili zaten seninle başlayacağım hatta oradan. Hatta DEM Partililere anlatırken diyor ki bu hapishanedekilerle görüşüldü, yukarıdakilerle görüşüldü. Burada kayıt var, uzaktakilerle de görüşüldü. Yani Kandil'le de görüşüldü demek istiyor. Bu detayı ben videoyu bulur size atarım. Bugün çok döndü ortamda. Nihayetinde şöyle bir şey var. Ya bu siyasette açıklık denen bir şey var. Detay yapmış olmasın o videoyu mertlik de insan diye. Mertlik de bir siyasi sanattır. Çıkar insanlar söyler ya da söylemez. Ayrıca İstanbul Belediyesi hani çok süper hizmetler yaptı da eğer İstanbul Belediyesi sadece iş karnesi, hizmet karnesi üzerinden sınava çekilmiş olsaydı bizim verilerimizde bu kısmen değişmiş olabilir. Şuydu, çok başarısız 25, başarısız 24, ne başarılı ne başarısız 10'a yakın toplamda İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi ilçe belediyelerinden de, AK Partili ilçe belediyelerinden de Büyükşehir'in başarısı düşüktü. Ha, siyaset farklıdır. Farklı kesimlerden oy alırsınız, farklı kesimlere mesaj verirsiniz, oyunuzu artırabilirsiniz ama Allah aşkına şimdi AK Parti'nin ekonomiyle alakalı, Cem Aziyel evvel zamanında söylediği, bugün tutturamadığı şeylerle alakalı eleştiri yapılıyor. Doğaldır yani, iktidara eleştiri yapılır. İktidara eleştiri yapılırken, yerel yönetimde iktidarda Cumhuriyet Halk Partisi varsa ona da eleştiri yapılır. Mesela şöyle düşünün, şu cümleyi her zaman kurdum. 100 bin deprem konutu sözü verip ya da 3 bin yapan insanın geleceğe dair vaadine insanlar inanır mı inanmaz mı? Bunu İstanbul halkına bırakacağız. Ya da şimdi Yeniden Refah Partisi ahlaksız belediyeciliğe karşı ahlaklı belediye şeyi pankartı asmış. Şimdi biz bunu acaba iktidara dönük bir eleştiri mi olacağız yoksa İmamoğlu'na dönük bir eleştiri mi? Bugün iktidarda İmamoğlu var. Eğer İstanbul'da birisi muhalefet yapıyorsa doğrudan ona karşı muhalefet yapıyordu. Fakat çok enteresandır. Son bir haftadır Cumhuriyet Halk Partisi kendi kampanyasını bıraktı. Başka partilerin kampanyalarını organize ediyor. Burada da böyle bir yani İstanbul'da... Bunu niye dayanarak söylüyorsunuz gerçekten yani? Biraz... Yani şöyle düşünün. Hangi akılla söylüyorsunuz bunu? Bir dakika, akıl olsak burada açık... olmam ki zaten. Yok, bir açıklasın. İhsan Bey'e evet, açıklayın. Olmamalısınız bence. Açıklayın bir dakika Şükrü Küçük. Bak, açıklasın. Şükrü Bey. Ya Allah direkt şükür, konuşmaz mısınız benimle? Siz kendi hikayenizi anlatın gidin. Şöyle düşünün. Yeni kurulmuş bir parti ve üyelerin bağışlarıyla ayakta duran bir parti. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi kadar sokaklara afiş asacak, pankart asacak, görünür olacak. Bu çok böyle siyasetin doğasına uygun bir mesele değil. Neden şöyle olmasın? Şöyle yapalım. Ben bir, en azından söyleyeyim. Büyükçekmece Belediye Başkanı 100 tane araç vinç kiralıyor. Yeniden Refah'ın afişlerini asmak için. Yani illa konuşturacaksınız. Gelsin kendisini savunsun. Ondan hayır. Sonra da diyecek yok, ki... Yok siz atın, ben, o savunmada kalsın. Ben bir dakika, şey söyleyebilir miyim? Ya her partiye bu anlamda destek de verebilir. Sonuçta bir bedel karşılığı. Bir saniye. İETT otobüsleri dün sefer yaptı. Metrolar dün sefer yaptı. O zaman AK Parti'nin mitingine insan mı taşıdı yani? Bunu mu söyleyeceksiniz? Bu mantık mı ya? Başkanı başka bir parti için niye bu mantık mı ya? Allah aşkına şimdi ya. Hayır şimdi mitinge sefer yapıldığında o zaman da başka o şekilde mi? Bak başka yok, bir şey diye mi bakacağız? Şey yani. Tabii tabii başka şimdi, bir şey. Dakika, ha, bir dakika Nagihan Hanım bir şey eğri söyleyecek. Oturup doğru konuşalım. Türkiye'de maalesef her şey araçsallaştırılmış durumda. Yani ben her partinin yetkilileriyle ne oluyor, kim ne yapıyor konuşuyorum. Bir gazeteci olarak soruyorum. Yani Sayın İmamoğlu yönetimi kendisine faydalı olacak şekilde kim daha fazla oy alır diye alan açıyor. Bakın Saadet Partisi'ne de açıyor. Yeniden Refah Partisi'ne de afiş konusunda vesaire kolaylık sağlıyor sevgili Şükrü. Bu gerçek. Çünkü Saadet'in de AK Parti'nden koparacağını düşünüyor Yeniden Refah'ında. Karşı taraf yapmıyor mu? Bakın bir dakika. Ya bir saniye diyorum diyor ki AK Parti'nin işini gücünü bırakmış diyor onları destek. Şimdi ben ona hayır ben diyorum ki ben yani cevap siz de böyle ortadan gidiyorum diye inanın müsaade adil davranmıyorsunuz. Ben de diyorum ki bakın AK i̇şte Partili belediyelerde onu da söyleyeyim size. Ya ben ortadan gidiyorum değil mi? Ben ne ya, görüyorsam onu söylüyorum. İki de bir onu söylüyorsunuz. İmamoğlu Belediyesi İmamoğlu da Yeniden Refah, Saadet'e kim AK Parti'den oy alacak potansiyeli görüyorsa onları mümkün olduğu kadar görünür olması efendim, sağlıyor. Efendim belediye her ya, partiye öbür tarafa alan da geçebilir açmalı. Miyiz? AK Parti ama AK Parti'yi de eleştiriyor. Bir dakika. Demokrasinin gereği budur. Tamam. Yapmalı. Yapmıyorsa ya tabii ki yapmalı da İyi Parti'ye yapmadı. İyi Parti'ye yapmadı. AK Parti belediyeleri yapmıyordu ama ben ya, sana söyleyeyim. Geçen seçimde yapılmadı. Ya Ekrem İmamoğlu ya, ilan edildi. Bir dakika. Ya bir saniye ama ya. Ben hakikaten bıktım bu şeyden. Her tarafta aynı problemler. Bir dakika şimdi şöyle ya bir dakika. Herkes işine geldiği gibi davranıyor. Birbirinizin sözünü keserek yani anlaşamıyoruz.
Tamam biraz daha sakin. Rahat izleyici de anlasın. Evet. Yani böyle bir tartışmanın olmasının anlamı yok. Müsaade, yani herkes konuşsun. Nagihan da açıklasın. Açıklayamıyorum ki. Serkan da sen de... yani hepiniz bakın benim derdim İmamoğlu tek başına İmamoğlu her şeyi kötü yapıyor. Sayın İmamoğlu yönetimidir demiyorum her taraf. Türkiye'deki zihniyet sıkıntılı bazı AK Parti belediyeleri de kulağıma geliyor. Lisans mı verecek, izin mi verecek? Murat Kurum'un afişini asmazsan vermiyorum diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bakın Ekrem İmamoğlu, Saadet, Refah kim ona kazandıracaksa onlara İYİ Parti'yi yasaklıyor. Saadet, ya bugün inanamadım işte Nişantaşı'nda her yer yeniden Refah. Saadet Partisi ama İYİ Parti yok. Öbür taraf ruhsat mı verecek? Diyor ki tamam veririm. Murat Kurum'un afişini asacaksın. Ya bu ülkede taraflı tarafsız değilim. Hiçbir taraf değilim. Olmaz. Temeli düzeltmeniz lazım. Ya DEM Parti. Ya DEM Parti iktidarın işine gelince CHP'nin destekçisi. Muhalefetin işine gelince iktidarın destekçisi. Ya ardı ardına DEM Parti'nin ağır topları açıklama yapıyorlar. Bakıyorum muhalif medyada ya çıt yok ya gizli anlaşma yapıldı. Şimdi öbür türlü bakıyorum İmamoğlu'na kazandıracaksa bu defa iktidar tarafında vay işte gizli ittifak ortaya çıktı. Vallahi bir de bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bu her şey parti için şöyle. Yani neden mesela, böyle? Bir dakika müsaade eder temel misin? Yanlış. Bana ya ben de konuşturduğum bu temel nereden geldi? Bir dakika. Herkes çünkü bu ülkede ya mesela Sayın Akşener, Sayın Akşener müsaade edin şöyle. Ya Sayın Akşener'in bir önceki dönemde verdiği fotoğraflara bakın. Değil mi? Yani mesela İYİ Parti ile CHP arasında da bir afiş krizi evet, çıkıyor. Onu demek ya bu, istiyorum. Bu doğru bir şey herkese değil. Bu genel olarak ama İYİ Parti'yi açmadığı yani yere. Her parti açısından bir ciddi bir gerilim var. Yani Sayın Akşener de Sayın İmamoğlu'na zehir zemberek sözler söylüyor. Arkadaşlar, mesela. Bu da doğru değil. Yani bakın yeniden Refah tabii, açılan afişler İYİ Parti açılmıyorsa yeniden bu Refah arasında bir fark var mı ya? Yapmayın Allah aşkına. Bence bir şey söyleyeceğim. Onda bence var, bu onda, işin, var, bence bu var. Bence bu meselenin özellikle AK Partisi, CHP'si yok. Kesinlikle. Ya da İYİ Partisi bir şekilde yani hepsi için formül rakibimin rakibi benim müttefikimdir meselesiyle gidiyor. Bu da işte evet. Yani bir hoş de bu değil. Yani dem ben seninle başlayabilir miyim yeniden sıkıntı. Refah meselesine? Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yok hayır başlığı ben başlığı tamam. Geçmek durumundayım kusura tamam. Bakmayın. Çünkü İhsan Bey saat 23.42 tamam. Cumhurbaşkanı bugün Çorum'da bir dönem bizim yanımızda yöremizde durup da beklentileri karşılanmayınca hemen başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız dedi. Bu önemli. Dün Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı. Dün Fatih Erbakan'ın bir açıklaması var. Birileri yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyor. Siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız. Biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık dedi. Bu açıklamalar var. İstanbul yarışına da bundan sonraki dilimde geleceğim. Çünkü bir de Kerem, editörüm Kerem'le birlikte hazırladığımız sorular var. Ne diyorsun? Dün mesela Yeniden Refah Partisi'nin adını da anmadı Cumhurbaşkanı. Sen oradaydın yine. Bir dönem bizim yanımızda, yöremizde durup da beklentileri karşılanmayınca hemen başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız ifadeleriyle tepkisini sürdürdü. Kimi uyarmaktan bahsediyor aslında? Ne dersin bu meselede özellikle? Şimdi Cumhurbaşkanı'nın en büyük rahatsızlığı benim dün gördüğüm kadarıyla en aslında net mesajları Yeniden Refah'a kayabilecek seçmene yönelik. Orada hassas değil mi? Yani orada evet. Böyle bir... Çünkü yani Ekrem İmamoğlu'na ve mevcut İBB yönetimine çok hakikaten ağır eleştirilerde bulundu ama şimdi sonuçta ortalama CHP seçmeni ya da Ekrem İmamoğlu'na gidebilecek 3 aşağı 5 yukarı seçmen belli ama Yeniden Refah tabanı ve AK Parti tabanı çok birbiriyle geçişken. Dolayısıyla o Yeniden Refah tabanını Cumhurbaşkanı 94 belediyeciliği bizimdir, benimdir diyerek bakın hem Erbakan'ı andı, bir dizi orada isimden bahsetti. Aslında Yeniden Refah 94 belediyeciliği üzerinden atak yapmaya çalışırken Sayın Cumhurbaşkanı da o biziz, bizim adresimizdir aslında diyor. Ve kardeşlerinizi ikna edin vesaire diyerek yani kaleyi içten fethetmeyi, iç olarak görüyor. İsim vermiyor değil, bence dün isim vermenin ötesine geçti. Suat Pamukçu'ya rozet takılması çok önemliydi ve ben ya yani bende böyle seçmende bir milli yoktu. Seçmende etki yaratır mı? Onu soracağım tabii. Yeniden Refah tabanında yaratır çünkü Suat Pamukçu önemli bir isim. Yani Mayıs'a giderken Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasında o görüşmelerde en yapıcı tavrı alan isimlerinin başında geliyordu. Hatta birincisiydi. Hı hı. Ve çok hakikaten ağır eleştirilerle partisinden koptu. AK Parti'de mitingde, sahnede
konuşmadan önce ona rozet takılması belki hani dışarıdan bakan için çok önemli olmayabilir ama yeniden refah tabanı için bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani önümüzdeki süreçte şu da kafamı kurcalıyor. Yeniden refahla ilgili birçok senaryo var. %7'ye kadar çıkan bir takım tahminlerde bulunuluyor. Yani ben o kadar ciddi bir yükseliş olacağını zannetmiyorum. İstanbul ve Ankara'da hatta oldukça düşük kalacağını düşünüyorum. Ya bu yeniden refahın mitingi mesela gerçekten çok etkili değildi yani kalabalık açısından bakıldığında. O mitinge bakınca da yine şey diyebiliyor musun? Yayının başına söylediğin gibi yani mitingler, anketler o kadar etkili değil ve seçmen üzerinde de oradan bakarak okuyamayız diyor musun? Yani açıkçası emin değilim. Çok iyi takip etmedim çünkü yeniden refah ama yeniden refah tabanının bir iki rahatsız olduğu nokta var. Şimdi AK Parti o noktaları nasıl ikna edecek ya da hakikaten oradan bir o nedenle yeniden refaha geçiş olacak mı bilmiyorum. Bunların başında mesela Gazze konusunda çok ciddi bir hassasiyet varken İsrail'le ilişkilerin kesilmemesi ya da yaptırım uygulanmaması o meselesi. Tahmininden refah tabanı mı muhafazakar insanlar mı? Milli görüş tabanı. Milli görüş tabanının İsrail konusunda çok ciddi bir hassasiyeti var. Hele böyle bir süreçte. İkincisi biraz şey yani Türkiye'nin bu İsveç meselesine yumuşamasıyla ilgili yeniden refah kendi tabanına propaganda yapıyor. Bakın diyor bu bizim hassasiyetlerimize karşıdır vesaire diye. Yani bu iki mesele üzerinden yeniden refah kendi tabanını konsolide etmeye çalışıyor. Rozet takarken. Evet. Sen oradaydın Sayın Cumhurbaşkanı. Ben eğer bittiyse Turgay... Ama bu etkili olur mu? Yani sonuçta etkili ona karşı da iktidar da diyor ki yani iki başlı bir seçim bu. Sen CHP'ye yardım eder, hizmet eder şekilde oy kullanmış olursun kendi adayına verirsen. Bakınız Saadet örneği diyor. Yani dolayısıyla burada milli görüş son kertede sandıkta ne yapacak? Yani İstanbul'da CHP, İmamoğlu yönetimi yeniden çıkmasın diye Murat Kurum'a geçiş olabilir gibi görüyorum. Anadolu'nun bazı yerlerinde bu kadar net kayış olmasa da, daha konsolidasyonu yeniden refah sağlayabilecek olsa da sonuçta aynı partinin genel başkanı İmamoğlu yönetiminin devamını istemeyiz demiş. Henüz daha bir pozisyon almadan AK Parti ile görüşmeler sürerken. Orada işte durum dolayısıyla gerçekten taban da, çok merak ediliyor. Tabanda ne yapacak? Ne yapacak? Yani hangisi daha etkili olacak? Tabanı da iyi bilen isimlerden birisiniz siz. Şöyle Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti Suat Pamukçu. Biraz önce arkadaşlar da verdi aslında tam o rozet takarken mitingde. AK Parti'ye geçişi seçmende nasıl bir etki yaratır bilmiyorum. Yani ama Suat Pamukçu'nun etkili bir isim olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani sizler de öyle. Ama Fatih Erbakan bir yanıt verdi. Erdoğan'a hemen verdiği yanıtta birileri yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyor. Siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız. Biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık dedi. Nasıl değerlendirdiniz bu cevabı? Şimdi ve gelinen ben, noktada tartışmaları. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle yani Cumhur İttifakı içerisinde kendi listeleriyle girse de yeniden refahın çok kısa bir süre içerisinde bu radikal kararları alıyor oluşuyla ilgili bir tavrı var. Bu tavrını doğrudan parti kurumsal kimliğini ya da seçmenini karşısına almak suretiyle değil de partide özellikle bu müzakere süreçlerini yürüten aktörlerle ilişkili bir eleştiri yapıyor. Ki Suat Pamukçu istifa ettiğinde de partide özellikle son dönemde bu müzakere süreçleri yürütüldüğünde AK Parti ile ittifak yapmama noktasında çok kesin ve radikal tavır alan isimleri işaret etmişti. Ve bu isimler aslında kamuoyundaki açıklamalarına baktığımızda bu müzakere süreçlerini doğrudan baltalamaya dönük de bir söylem alanı oluşturdular. Burada bizi izleyenler zaten hangi aktörleri kastettiğimizi bileceklerdir. Dolayısıyla burada halen doğrudan partinin kurumsal kimliği ve seçmen arasında ya da buradaki etkili aktörler arasında bir ayrım yapılıyor. Yeniden Refah'ın seçmeni ki Saadet, Deva, Gelecek'le ilgili de düşündüğümüzde AK Parti kesişim kümesi içerisinde olduğu için AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu partilerin Cumhuriyet Halk Partisi ile kurduğu ya da kurması muhtemel olası işbirliği ya da ittifaklara ilişkin doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, tek partinin, o dönemlerin hafıza olarak muhafazakarlarda, dindarlarda oluşturduğu o etkiyi hatırlatma ihtiyacı hissediyor. Son birkaç ay içerisinde, özellikle son birkaç hafta içerisinde daha doğrusu bu hatırlatmayı yapıyor. Bu hatırlatma anlamlı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle bu kurumsal kimliğinde bir dönüşüm sahici, bu kitlelere seslenebilecek bir transformasyon olmadığını görüyor.
ve bunu aktarmaya çalışıyor. Ve şunu diyor, yeniden refah bugün bizim adaylarımız karşısında özellikle İstanbul'da, Bursa'da, Şanlıurfa'da bu şekilde bir karar aldığında kazananın kim olacağı ile ilgili endişeler aslında yeniden refah seçmenine de bir işaret. Hmm. Evet, yeniden refah seçmeni şöyle bir tavır alabilir. Hiç kuşkusuz bu partiler Saadet de benzeri bir biçimde teşkilatlar ve o teşkilatların liderin yönlendirmesiyle belli yönlere mobilize olabilecek bir parti ve partinin seçmen üzerindeki ağırlığı da çok yoğun bir biçimde. Şimdi burada tabii bu seçmene yönelik sadece yerel seçimler özelinde değil, 2024'ten 2028'e kadar olacak süre içerisinde de ben nasıl bir tavır geliştirileceğine dair henüz muammanın sürdüğü kanaatindeyim. Onun için fakat şöyle de bir tavır var tabii özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medyada ve yakın isimlerde yeniden refahı bir Türkiye bir kitle partisi olarak sunma gayreti. Yeniden refahın böyle bir gayreti yok. Parti olarak böyle bir gayreti yok. Parti kimliği olarak, kurumsal aidiyet olarak, ideolojik yapılanma olarak. Dolayısıyla yeniden refah üzerinden AK Parti'nin küskünleri, AK Parti'ye mesafe alanları yeniden refaha kayacak ve yeniden refahı muhtemel bir iktidar partisi, bir kitle partisi olmaya yönelik beklentileri bu anlamda realiteden ziyade beklentiyi de yansıtıyor. Ya bugün buna sevinenler, 90'lar da bundan en çok korkanlar değil miydi çok, zaten? Çok tuhaf. Ve çok Türkiye geri açısından da çok korkutucu. 90'lar çok geri hatırlanmaz. 14 Mayıs öncesinde yeniden refahın Cumhur İttifakı'nda yer alıyor olmasına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi elitleri ve medyasının tavrına baktığımızda çok kısa bir süre içerisinde yeniden refahla ilgili nasıl bir tavır değişikliği olduğunu görürsünüz. Ben bugün mesela bir de yeniden refah yükselme ihtimali Türkiye açısından bence fevkalade korkutucu bir şeydir. Oraya geleceğim. Fakat bugün Yeni Şafak'ta şu yazıyı yazdım. Kamuoyu araştırmaları son dönemde çok tartışılıyor. Nagihan Hanım da oranlarla ilgili bir bağlam oluşturdu. %7 fazlası azı önemli değil. Fakat Türkiye'de 14 Mayıs öncesi şunu gösterdi ki kamuoyu araştırmaları realiteden ziyade beklenti üzerine inşa edilen ve siyasete müdahale aracı olarak kullanılan enstrümanlar haline genel, geldi. Bu konuda da genel konuşalım. Evet, bu sadece böyle Türkiye'ye has bir durum değil ama spesifik şey bu bir, vererek bu yani bir, doğru. Evet, isim, bu bir itibar var, sorunu da üretiyor. Onun için burada bu manipülatif içeriklere sahte anket ve kamuoyu araştırmalarına dikkat çekmek gerekiyor. Peki. Elbette yeniden refahın Türkiye'yi yönetmeye ilişkin bir beklentisi, bir tasavvuru, tahayyülü olabilir. Ama henüz bu evrede olmayan bir partiyle ilgili soldan bir temenni siyaseti güdülmesi bugün az önce bahsettiğim iller özelinde özellikle İstanbul'da İmamoğlu'nun önünü açabilecek bir potansiyeli de işaret ediyor. Onun için Cumhurbaşkanı'nın ısrarla bu kitlede Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi hafızayı ürettiği ya da o partinin o kitledeki imgesine baktığında neyi hatırlattığını çok iyi biliyor. Tabii o siyasi bugün, hafızayı da böyle sürekli aralarda mitinglerde de çok hatırlatıyor. Haklı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu siyasi gelenekle yüzleşmesine dair çok ayrıntılı bir muhasebe yok. Sadece pragmatik bir dönem var. O da ne? Millet İttifakı'nda bu bileşenleri bir araya getirmek. Bir araya. Şöyle de bir vurgu yapıyor. Orası çok önemli. Mesela Gelecek'le DEVA AK Parti içerisinden ayrıldığında bunun bir kitlesel harekete dönüşeceği ile ilgili bir beklentisi vardı solun. Bu gerçekleşmedi. Hatta Karamollaoğlu dedi ki ya biz bu partilerin AK Parti'den koptuğunda böyle inanılmaz oy oranlarıyla ve kendilerinin peşinden bir elitleri sürükleyeceğine dair beklentimiz vardı. Hmm. Olmadı dedi. Şimdi Saadet'in, DEVA'nın, Gelecek'in bugün Türkiye siyasetine dair nasıl bir gelecek tahayyülleri var? O işte bu kitlede şöyle bir sorun yarattı. Siz diyor Cumhuriyet Halk Partisi ile organik bir ilişki kurdunuz. Yeniden refaha da bu açıdan bir işaret ediyor Cumhurbaşkanı. Onun için seçmeni hala kendisine oy verebilecek bir bağlam üzerinden 94 dediniz, sonraki hikaye dediniz. Benim o anlamda anlamlı uyuşan bir şey yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeniden refah seçmeni. Hala Saadet kadar bir Erdoğan karşıtlığı ya da Erdoğan üzerinden bir eleştiri furyası yeniden refah seçmeni ama de yok. Ama hepimiz sonuçta yeniden refah da var ve de her şeyin araçsallaştırılmasının bir başka örneği. Yani bakın muhalefete burada bir iki şey söylemek gerekir. Çünkü yani Saadet'e aynı şeyi yaptılar. Yani Sayın Temel Karamollaoğlu'nu Che Guevara gibi resmedip ortasına kafasını koydular. Şimdi aynı heyecanı yeniden refah üzerinden yeniden üretiyorlar. Yani peki, hakikaten
her ben, açıdan ben, çok ciddi bir araçsallaştırma dönemi. İhsan Bey, sizden daha bir genel değerlendirme alacağım ama onun öncesinde bir Serkan Toper'e yeniden Refah ve AK Parti arasındaki bu açıklamalar, gerilim demek herhalde yeridir. Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi yeniden Refah aday çıkarmasını yadırganacak bir tarafı yok. Çıkarabilir. Kendi parti kararıdır. Yadırganan taraf ne? Bir pazarlık ve pazarlığın sonunda aday çıkarma gerekçeleriyle pazarlık sürecinin birbiriyle uyumlu olmaması. Yani öyle gerekçeler ortaya attılar ki insan da şu soruyu soruyor. Pazarlıktan istediğiniz sonucu alsaydınız bu gerekçeler ortadan kalkacak mıydı? Diğer taraftan Sayın Erdoğan'ın yeniden Refah Partisi'ne oy verme potansiyeli olan seçmeni kendi partisine yönlendirmeye yönelik söylemleri de gayet normaldir. Hı hı. Ki seçmende de karşılık görür mü? Bence görür. Ama burada bir 48-48 bir önceki seçimi... Gizem, bir tam ekran yapsana. Ekranda gösterelim. Üzerine de birkaç bir şey söyleyecek herhalde Serkan. Evet, önceki iki seçim bu arada. Bugüne dair ne söylüyor sorusu önemli. Çünkü İhsan Bey biraz önce işte demi konuşurken ya da partileri analiz ederken ve tavırlarını, politik manevralarını dedi ki geçmiş biraz da geleceğin göstergesi oluyor Hülya demişti. Yani burada 2019-2023'e bir bakalım. Evet. Burada, ve İstanbul özeline. Çünkü neresi konuşulursa konuşulsun mevzu İstanbul. Aşağı yukarı her partinin seçime girdiği düşünüldüğünde artık o 48'li rakamlara ulaşılamayacağı açık. 42-43 bandında bir oya ulaşan İstanbul Büyükşehir'de seçimi kazanır diye düşünüyorum. Yeniden Refah son seçimde aldığı oy oranına ulaşır mı? Çok zor. Böyle partilerin iki aday etrafında seçmen konsolide olur. Diğer partilerin son genel seçimde aldıkları oyun da aşağı yukarı 1/3 oranında oy alabildiğini gördük daha önceki siyasi tecrübelerimizde. Orada yine Yeniden Refah oy vermiş seçmen Sayın Erdoğan'a kaybettirmeme rahatlığıyla gitti. AK Parti yerine Yeniden Refah'a oy verdi. Ama burada İstanbul Büyükşehir'de CHP'ye kazandırma refleksi devreye girebilir. Yeniden Refah bir önceki seçimde aldığı oyları alamayabilir. Tüm bunlardan bağımsız en nihayetinde Sayın İmamoğlu da Sayın Murat Kurum da her seçmenin oyunu almak için söylemlerini son güne kadar devam ettirecekler. En nihayetinde Yeniden Refah'a oy vermiş seçmen de şunu diyecek, kentsel dönüşüm, otopark, trafik, daha konforlu şehirler için kazanması muhtemel adaylardan hangisi bizim için daha hayırlı olur, İstanbul için daha hayırlı olur? Bu sorunun cevabına göre de gidip oy verecekler. Çok da parti aidiyetiyle hareket edeceklerini de düşünmüyorum. Çünkü cidden bu seçim önemli bir seçim. Özellikle kentsel dönüşüm noktasında İstanbulluların çok yoğun beklentileri var. Trafik noktasında İstanbulluların çok yoğun beklentileri var. Herkes şunu diyecek, acaba trafik meselesini kim daha kalıcı, akılcı çözümler üretebilir? Kim daha çok İstanbul'a odaklanabilir? Kim daha İstanbul üzerinde siyaset geliştirebilir? Kim acaba İstanbul'u genel siyaset için basamak olarak kullanır? İstanbul'un ve İstanbullunun derdini dert edinmez. Bu sorulara verilecek cevaplar da bu seçimin sonucunu belirler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biraz uzun kalacağım. O milli görüş geleneğini yeniden Refah'ın bugünkü tavrını işte 3 gün kala 4 gün kala İhsan Bey'de ama onun öncesinde Şükrü sana sormak isterim genel olarak. Hep şöyle bir eleştiri yapılıyor. Dahası bakıldığında ya yani seçmen son kertede yeniden Refah da muhalefet cephesinde işte iktidar partisini eleştiriyor. CHP şu an iktidarda İstanbul'da ama gelecek olan ya da geleceği tahayyül edilen AK Parti açısından bakıldığında adayı eleştiriyor ve AK Parti'nin politikalarını eleştiriyor. Ama konu yeniden Refah'a geldiğinde ya seçmen son kertede o siyasi hafızayı bir şekilde hatırlar ve gidip de sandıkta İmamoğlu'na oy vermez deniyor. Ne dersin? Şimdi şöyle, bir muhafazakar seçmende şu görüş net. Bu seçim herkes hükümeti değiştirmiyor. Cumhurbaşkanı değiştirmiyor. Cumhurbaşkanı yerinde, kabine yerinde. Bunu görüyor. Hatta işte yanılmıyorsam Fatih Erbakan da söyledi. Bu bir BK seçimi değil dedi. Hı hı. Ama iktidarın uygulamalarından memnun olmayan çok ciddi bir muhafazakar kitle de var. Bunlar ekonomik sıkıntıları çekiyorlar. Bir sarı kart gösterme ihtiyacı içindeler. Hı hı. Bu kez oy verecekleri, rahatlıkla oy verecekleri bir parti var gibi görünüyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı örneğin
Deva Partisi'nin ya da Gelecek Partisi'nin hiçbir yerde anmadı bu seçimde. Onların bir potansiyeli olmadığını görüyor. Buna inanıyor. O nedenle onlara hiçbir atıf yapmadı. Ama Yeniden Refah Partisi'ni andıkça bu partinin ciddi bir potansiyeli olduğu havasını veriyor. Ve o da... Daha da önemli hale getiriyor. Önemli hale getiriyor. Bu özellikle bazı yerlerdeki güçlü adayları da buna destek veriyor. Mesela Cumhurbaşkanı şunu da yapabilirdi. Bence hani hep söylenir işte seçimleri oy potansiyelini iyi değerlendiren bir siyasetçidir deniyor ama bence ya yeniden refah değil kim gelirse gelsin göreceksiniz biz seçimleri alacağız İstanbul en başta olmak üzere diyebilirdi. Bunu demiyor, tam tersine seçim yaklaştıkça yeniden refahın kendilerine kaybettireceğini öngördüğü için meydanda daha sık bunu anıyor. Bu da bence o seçmen kitlesinde şu duyguyu da yaratıyor. Ya biz eğer yeniden refaha oy vermezsek, yeniden refahın oy potansiyeli düşerse önceki seçime göre bu da yeniden refahın geleceği için ciddi bir kaygı olabilir. Halbuki biz onu korumalıyız. Korumalıyız ve bir sonraki seçime yani 2028'e giden yolda daha aktif olabilmek, daha bahsettirmek kendilerinden, politik manevralarından falan diye. Öyle bir hesap mı yapar yoksa başka strateji? Hülya Hanım, şuna da katılmıyorum. Mesela bana sorarsanız bu seçimden sonra yeniden refahın AK Parti'ye karşı kullandığı dil daha da sertleşecek. Yani Ahmet de Erbakan'ın bazı videolarının AK Parti ile ilgili bazı videolarının bugünlerde yeniden sürüme konması da bence bunun bir göstergesi. Öyle. İhsan Bey böyle mi düşünüyorsunuz? Yani Nagihan Alçı da katılıyorum dedi. Çünkü AK Parti mitinginde bu göstergelerin olması. Ve Fatih Erbakan kendini Cumhurbaşkanı adayı olarak konumluyor 2028'e. Evet. Bir de Sayın Murat Kurum da dünkü İstanbul mitinginde şöyle bir cümle kullandı. İstanbul sen Erbakan hocamızın göz nurusun dedi. Bir süre önce de Yeniden Refah Partisi seçmenine seslendi. Cümle aynen şu. Sandığa gittiğinizde verdiğiniz oyun kime yarayacağını düşünün. Yani seçmen gerçekten bu şekilde sizce de o geleneği bildiğiniz için gerçekten stratejik mi yaklaşır? Yoksa Şükrü Küçükşahin'in dediği gibi ya iyi tamam da ya ben bir oy potansiyeline ulaştım. Bu oy potansiyeline ulaştım ama bir kazanım da çok fazla elde edemedim stratejik açıdan bakıldığında. O pazarlık masasına oturduğumda olmadı. Ama şimdi oy potansiyelini korumam gerekir ki 2028'e giden yolda daha aktif olabileyim ve kendimden söz ettirebileyim mi der. Yoksa bu şekilde mi? Biraz köke dair birkaç cümle kurayım. Yani buyurun. Yusuf Akçura'nın üç tarzı siyasetinde işte İslamcılık, milliyetçilik ve garpçılık üç mesele ele alınmış. Ve baktığınız zaman aslında Osmanlı döneminde ortaya çıkan bu üç fikir yaşamaya devam etmiş. Yani Birleşik Kaplar gibi. Zaman zaman garpçılıkla milliyetçilik yakınlaşmış. Zaman zaman İslamcılıkla milliyetçilik. AK Parti dönemine gelince ve özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nde ittifak olunca böyle muhafazakar milliyetçilik bir yönüyle de aslında bu milletin tarihiyle özdeşleşen bir kültür ortaya çıktı. Yani şöyle düşünün, sizi işgal eden, sömüren ve Anadolu'yu bir uçtan bir uca her türlü zulmü yapan Batı medeniyetinin yanında mı olacaksınız yoksa kendi medeniyetiniz mi? Ya bir yönüyle aslında bu tartışmaları Tayyip Erdoğan dönemi bir ivmeye soktu ve bu millet tarihsel misyonuyla buluştu, kendi misyonuyla buluştu. Şimdi özünde yani Milli Görüş Hareketi'ne bakacak olursak yani en yüksek oy aldığı dönem rahmetli Erbakan Hoca zamanında Fazilet Partisi'nde yerel seçimlerde %23 oy almıştı. Aslında bu %20 büyük oranda AK Parti'de temsil edildi. Deva Partisi, Gelecek Partisi kurulduğunda Saadet'i de varsayarsak 3-3,5'luk bir kitle zaman zaman o partilere dağıldı. Piyasadan da dışarıdan da aldıkları oylarla Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapmadan önce 3 partinin toplam oy potansiyeli %7 idi. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın durduklarından dolayı oyları muhtemelen %1'lere düştü. Bugün herkes de bunu söylüyor. Yani çıkıp partililer de iddia etmiyorlar bizim 3 puan oyumuz var, 5 puan oyumuz var diye. Tam da genel seçime giderken nihayetinde ben bu camianın içeriği, dimağını çok içeriden bilen bir entelektüel kişiyim. Yani şey değil, çok mahallenin dışında kalmış birisi değilim. Doğrudan siyasete girmemekle beraber öğrenci liderliğinde bugüne kadar
bir türlü mahallenin içerisindeyim ve olanı biteni de sıkı takip ediyorum. Şimdi orada ben bir öngörü ortaya koymuştum. Dedim ki eğer Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı ile müttefik olursa başta %50'ye sempatik gelir. Ve aslında çok da rasyonel olmayan bir mevzu daha var. Ben onu da dillendirmiştim. İslam dünyasında parti kurup hükümet olan ya da muhalefet olan birçok siyasi partiyi Erbakan Hoca kurdurmuştur. Malezya'sından başka ülkesine kadar. Ve onlar da Erdoğan'ın kazanmasını istiyorlar. Hatta dedim Fatih Erbakan, bu dediğim irrasyonel bir mesele, babasının dostlarıyla da hukukunu korumuş olur. Ve bu gerçekleşti. Üç şey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altına sığınan üç parti tarih sahnesine gönderilirken Yeniden Refah Partisi 2,5-3 puana yakın oy aldı. Ben geçtiğimiz günlerde bir çerçeve daha çizdim. Dedim ki Yeniden Refah Partisi'nin önünde iki tane yol var. Bir de şu vardır, yani örgütlü yapılarda her zaman radikallik ağır basar. Eğer liderlik çok baskın değilse, liderlik çok böyle şeye müsaitse, ya manipülasyona müsaitse radikallik ağır basar. Şimdi önceki ittifakı organize eden Suat Pamukçu, bir de Antalya'da siyaset yapan, yani Genel İdare Kurulu'ndan Bayram Sakartepe, iki kişi organize etti. Neredeyse ittifak yaptıkları için parti içerisinde TÜKAK'a edilmişler. Bizim aslında oyumuz %7 idi. Akıl kârı değil aslında bu mülahazalar. Bizim oyumuz %7 idi. Siz bizi ittifaka sokarak %3'te bıraktınız. Aslında tartışma çok geriden başlıyor. Biz MHP'ye kadarız. Efendim? MHP'ye bu kadar alan açıldı. Bize niye açılmıyor? Bize niye açılmıyor? Diye AK Parti'ye de serzenişler o yöndeydi. Evet, yani işte şey vardı, masada mutabakat vardı, unutuldu. Gelinen noktada şöyle, AK Parti Yeniden Refah'la ilgili süreci daha iyi yönetebilirdi. Evet. Erkenden oturabilirdi masa, erkenden müzakere edebilirdi. Özellikle de yani parti de biraz bu parti içerisindeki bu... Bence tahmin etmedi. Ayrı kalacaklardı. Bence tahmin etmediler. Çünkü... ya mutlaka hani sizinle de konuşmuştuk bundan birkaç hafta önce, yine burada yayın yaparken siz de şu cümleyi kullanmıştınız. Yani arkada görüşmeler devam ediyor. Her an her şey olabilir. Yakın yani herkes kadar aslında aynı fikirdeydi. Aslında ama, şöyle Fatih Erbakan'ın Erdoğan'a karşı saygısı, partililerin de AK Partililerin de Fatih Erbakan'a karşı bakışı farklı. Fakat şöyle çıktı, tam da bu kritik zamanlarda bazı kritik rol sahibi insanlar çıkıyor. Kocaeli Belediye Başkanı adayı Doğan Aydal adında bir figür çıktı. İşte AK Parti Kocaeli'yi de Sakarya'yı da bize vermeli, 100 tane de il vermeli gibi bir ortam zehirlenmesi oldu. Elbette ki siyasi parti iki tarafta, yani karşılık tepkiler de oldu. Gelinen noktada durum şu. Ben keşke mesela Yeniden Refah Partisi bir partidir, adayını kor, sahneye çıkar, yarışır. Yani oy ister milletten, şuradaki listedeki herkes kadar kendilerinin hakkıdır. Fakat bazen böyle kritik zamanlarda büyümeye ve geleceğe dönük hamleler parti içi radikallerin etkisiyle değil liderlikle karara bağlanır. Ben şunu söyleyeyim. Eğer Fatih Erbakan burada bir liderlik yapmış olsaydı, o aşağıdaki radikallerin hilafına şöyle yapacaktı. İstanbul konusunda AK Parti'ye destek verecekti. Ve bence alacağı A ilçesi, B ilçesinde hiçbir önemi yoktu. Önümüzdeki 4 yıl daha rahat bir pozisyonda ortaya çıkar. Şimdi öyle Türkiye... mi olurdu? Tam tersi ama düşünenler de. Ama İhsan Bey, siz bilirsiniz partinin içini. Fatih Erbakan hakikaten partinin içindeki nihai karar verici midir? Şöyle, benim bildiğim değil. Etkili olan başka unsurlar var. Yani etkili olan başka unsurlar var. Şöyle, şimdi Türkiye'de iki tane başat parti var. Hı hı. Cumhur İttifakı var ve Cumhuriyet Halk Partisi var. Şimdi siz bir taraftan olmadığınız zaman çok da böyle biz efendim müstakil kimliğimizle çıktık, aslan gibi yolumuza devam ediyoruz, kendi namı hesabımıza mücadele ediyoruz cümleleri kurulmuyor. Şimdi baktığınız zaman dün bir gün iki anlaşma olmadığının ertesi günü bir afiş furyası başladı ortalıkta. Bir kampanya başladı. Ya şimdi şey %10 oyu var İYİ Parti'nin. Bir de ben şunu da anlamıyorum, lafınızı kesiyorum ama şimdi Yeniden Refah Partisi Mayıs seçimlerine giderken değil miydi bir kadın adayın yüzünü blurlemişti? Yani fotoğrafını koymamıştı. Ya o konuda kendi hassasiyetleri vardır. Bu hassasiyetleri varsa o zaman ben bugün daha Beyoğlu'ndan geçerken gördüm. Yeniden Refah Partisi belediye meclis üyesi, yani benim gibi Hülya gibi açık bir hanım. Yeniden Refah Partisi belediye meclis üyesi. Yeniden Refah Partisi hani kadınların fotoğrafını dahi koymuyordu. Hangisi Yeniden Refah Partisi? Bir de şöyle, de Yeniden Refah Partisi'nin mesela gazi hassasiyeti var ama hükümeti en çok eleştirdiği konuda İstanbul Sözleşmesi'ydi. Ama mesela şöyle düşünün. Mesela dün Yeniden Refah İstanbul Sözleşmesi konusunda TÜKAK'a edenler bugün mesela bu konuyu hiç gündeme getirmiyorlar.
Bir de şu var, ben burada da zaten şeyin... Ya sizin temel olarak o geleneği ve o gelenekte yetişmiş insanlarla çok fazla hemhal olduğunuzu bildiğim için bir öngörünüzü net olarak almak istiyorum. Öngörüm şu, yani yerel seçimlerde seçim yaklaştıkça ben de Serkan gibi düşünüyorum, büyük partilere doğru bir yöneliş olacak. Mesela Zafer Partisi ile Yeniden Refah Partisi en iyi oy alan yeni partilerdi. Zafer Partisi'nde oyunda gerileme var. Yeniden Refah'ın oyunda da gerileme var. Mesela 4,5'la başlamıştı yarış. Yeniden Refah'ın 4,5 oyu vardı. Şu an 2,8'lere düştü. Muhtemelen bu şeye doğru, seçime doğru daha da daralır. Ben asıl şöyle, nihayetinde ben hani partiyi de düşünerek şöyle bir öngörü ortaya koymaya çalışmıştım. Keşke böyle onları Saadet Partisi'ne benzetecek risklerden uzak dursalar. Fakat bu konuda da Cumhuriyet Halk Partisi medyasının bir ustalığı var. Geçen 2-3 hafta önce burada bir yayında ben demiştim ki, ya Cumhuriyet Halk Partilerse olsun onlara teşekkür ederiz. Biz 3-4 yıl boyunca doya doya bir Erbakan yaşadık. O İslamcılıkla, radikallikle işte suçlanan, rejim değiştirecek adam bir anda böyle Türkiye'nin ikinci Atatürk'ü olarak takdim edildi ki biz onur duyduk bundan. Hoca yakışır da bu pozisyona. Fakat diyordum ki son birkaç haftadır, birkaç aydır yani Saadet Partisi çöktükten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde Erbakan Hoca'yı unutmuşlardı. Tekrar yeniden hatırladılar. Bu konuda bahtiyarız. Ya bu strateji yani ama fikirleri... Yani İhsan Bey bu böyledir. Düşünüyorum ben bu benim seçim için keyifli stratejisi. Bir şey. Yani ona bakarsanız çok ilginç şeyler yaşamıyor muyuz? Allah aşkına bunun 3 ay önceki görüntülere bakıyoruz. Mesela Sayın Akşener, işte değil mi? Sayın İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş, o fotoğraflar, işte altılı masada Sayın İmamoğlu'nun, Sayın Mansur Yavaş'ın yeri yok ama hep adı var. Yani neler, ama şimdi bakıldığında mesela öyle bir gerilim var ki hatta İyi Parti ile AK Parti arasındaki gerilimden daha farklı, biraz daha tonu yüksek. Onu da soracağım eğer siz bitirdiyseniz Şükrü Küçükşen'le. Bir cümleyle çünkü, toparlayayım ben. O da ilginç. Ben aslında, o zaman bir cümleyle Erbakan'ın, toparlayayım ben. Rahmetli Erbakan'ın AK Parti'ye oy vermek, İsrail'e oy vermektir lafını nereye koyacağız? Hocanın başka siz görüşler de var. Değerlendiriyorsunuz? Şöyle, Erbakan hocamız rahmetli AK Parti'nin kurulmasından memnun kalmıştır. Yani bir konuşmasında biz o zaman 2003'lerde ben falan... Ben katılmıyorum ha, kesinlikle ya yanlış. Siz zaten tanımazsınız ki Erbakan Hoca'yı, düşmansınız, nasıl katılacaksınız? Şimdi... O sizin görüşünüz, benim kimseye düşmanlığım yok. Bir dakika, ayrıca bir de tanımak Erbakan'la gerekmiyor. Ayrıca da tanışırım. Şöyle. Ayrıca da tanışırım beyefendi. Gayet de gazeteci olarak çok güzel de... Zaman zaman sorularımı sormuşum, yanıtımı almışım. Biz savunmak için canımız çıkıyordu o ceberrut. Olabilir, eleştirel bakıyordum. Rejim karşısında ve gayet güzel beyefendi, ben karşısında. Eleştirel bakıyorum. Siz bilmiyorsunuz ama ben AK Parti'nin yöneticileriyle de çok güzel ilişki kurmuşum. Ne güzel. Tabii canım, ben gazeteciyim. Canım gazetecisiniz, herkes tabii. Kendini tanımamıza gerek yok. Hiç merak etmeyin. Şimdi şöyle... Düşman lafını kullanmayınız. Ben bu lafa itiraz ediyorum. Karşıt kökten karşı. Kim ki bir siyasetçi düşman görüyor karşıt ki sizin görüş, görüşünüz evet, ama ben hep buna karşı oldum. İhsan Bey, kim yani ki bir siyasetçi hain diye niteliyor, ben buna karşı oldum. İhsan Bey, bunu düşman kelimesi doğru olmaz. Yani karşıt görüş. Karşıt, kökten karşıt diyelim. Erbakan Hoca'ya kökten karşıttınız. Daha doğrusu varlığından rahatsızlardı yani. Biraz da şöyle Türkiye tarihine inan ki gün gün yaşadık. Yani eğer 28 Şubat sürecinde Erbakan Hoca idam edilseydi, sokaklara çıkıp nümayiş yapıp alkış yapacak o kadar insan vardı ki. Ya bu acı günleri de konuşalım. Çok da böyle biz keyifli günlerden gelmedik. O, yani. O sizin bakışınız beyefendi. O sizin, düşmesi için o sizin şey art niyetli, tamam mı? Gerçekten art niyetli bir bakışınız. Ama ya, ciddi söylüyorum, çok art niyetli. Yani, ve de insafsızca Türkiye'de, bir eleştiriniz. Miydiniz? İnsafsızca. Yazık ediyorsunuz ya bu Türkiye'de topluma. Türkiye'de miydin? Bir durum bu topluma ayıp ediyorsunuz. Bir susun. Şöyle, Türkiye Cumhuriyeti yaşıyor muydu 28 Şubat sürecinde? Her gün gazetelerde manşet atıldığını. Bu topluma ayıp ediyorsunuz. Her gün idamlık. Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı linç edildi beyefendi. Her gün idamlık. Linç edildi, linç. Ya beyefendi. Bir dakika, ben şunu anlamıyorum. Burada tamam acıları mı yarıştıracağız? Siz 28 Şubat bir utançtı. Hayır, 28... siz neyi konuşuyorsunuz? Bir dakika Şükrü, ben bir şey seni de anlayamıyorum. İnsan gerçekten. 28 Şubat. Ama öz eleştirilmemiz lazım. 28 Şubat. Ne? 28 Şubat. Rezildi mi? Bugün konvansiyonel medya, merkez medya dediğimiz medya. Tabii tabii, tartışılmaz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimi de korkunçtu. Ama yani 28 Şubat aklayamayız. Darbe girişimine karşı siyasal olarak duruş sergileyen var mıydı? Biz öğrencilikten yeni çıkmıştık ve mücadele etmek için canımız çıkıyordu gösterilerde, o başörtüsü çocukları savunurken.
Türkiye böyle 3 günde demokratikleşmedi. Doğru canım. Merve İdeli'den çocukları bile linç edildi. O kadar çok bedel ödendi ki. Tırnağımızda kazıya kazıya bu günlere geldik. En azından ona saygı gösterin. Çok da keyifli günlerden gelmedik. Ben şunu söyleyeyim. Nihayetinde her partinin bir iddiası vardır. Geleceğe dair perspektifi vardır. Ama başörtü eylemlerinde mesela İstanbul Üniversitesi'nde falan onu da görmezden gelmemek lazım. Bu ülkede solcular işkence görürken siz de onların haklarını savunuyordunuz. Çok birlikte olup da birlikte eylem yapan, öğrenci eylemi koyan gençler vardı. Mesela Ömer Laçiner abiyle bizim gösteriye gittiğimiz vardır. Daha çok sosyalist kanatta. Tabii. Ama biz böyle o günkü çok Jacoben takımdan öyle bir destek görmedik. Bizzat Kemal Alemdaroğlu'nu alkış tutuyorlardı ve ya, Nur Serter'i de gitmeyin oralara ya. Bu ülke gider. Acılar yaşadı ya. Anımsatmanın anlamı yok. Ya geriye giden rahmetli Erbakan'ın sözlerini hatırlatarak son kertede bir dakika bunları hiç araştırmayalım. İyi ki o dönem bitti ama o dönem bir dozer gibi geçti bu ülkenin üzerinden. Gerçekten orası ayrı. Son kertede bir genel toparlama alayım çünkü ardından öbür başlığa geçiyorum. Ya şöyle nihayetinde bir seçime gidiyoruz. Peki. Her bir seçim her partinin bir tutumunu, tavrını, geleceğe dair vizyonunu belirler. Hı hı. AK Parti işte 22 yıllık iktidarında ve bugün Diyarbakır'dan İzmir'e kadar hemen hemen ya birinci parti ya ikinci parti Cumhur İttifakı olarak sayalım. Diğer partilerde kendi muhafaza etmeye çalışıyor. Keşke aslında hiçbir parti başka bir partiye ihtiyaç duymadan aslan gibi sahaya çıksa peki, kendi mücadelesini peki. vermiş olsun. Tufan, kısa bir reklamımız var galiba şimdi. Tamam, o zaman şöyle gerçekten çok kısa bir reklam arası verelim. Ardından devam edelim, bir tur daha dönelim İstanbul üstüne. Şimdi bu seçimi kazanmak herkes için aynı anlama gelmeyecek. Bence. Ve Kerem'le birlikte oturduk. Bunları böyle organize ettik. Mesela DEM Parti için seçimi kazanmak bir başka parti için seçimi kazanmakla aynı anlama gelmeyecek. Yeniden Refah Partisi için seçimi kazanmak yine bir başka parti için seçimi kazanmakla aynı anlama gelmeyecek. Bu İyi Parti için de kazanmak bir başka anlama gelecek. Ya da kim ne olursa olsun kendini kazanmış sayacak. Ben bu düzlemde de soru cevap yapmak istiyorum ve önce Nagihan Alçı ile başlamak istiyorum. Ama haksızlık. Önce tamam aldım. Yok o zaman ya, fark etmez. Bak hemen dedi ki tam başlayalım. Hemen bir akademisyen şeyiyle böyle bir şey söyleyeceğim ama bir dakika. Bence bu tür sorular yeni bağlamlar açma açısından da anlamlı olur. Güzel. Çok beğeniyorsunuz iyi. Değil mi? Biz böyle Kerem hep kazık sorular Kerem, soruyor. Kerem bir şey söyleyeceğim bak buradan yine tekrar selam olsun. Ama bu önemli. Böyle bir mesai harcıyoruz. Bizim böyle en sorularımız var. Yani biz bu seçim bitirdiğimizde mesela İhsan Bey biz oturup burada konuştuğumuzda 31 Mart gecesi seçim bitti sonuçlandı. Her şeyin ötesine size şu soruyu soracağım. Ya seçim bitti sonuçlandı da biz bu süreçte yani hangi polemik en fazla öne çıktı ve seçmeni etkiledi diye size o zaman soracağım. Ben başka bir şey soracağım. Ve size bir şey daha soracağım. Çıkar anketleri diyeceğim. Ya anketler çıkar. Bir de şunu soracağım İhsan Bey. Eğer DEM Parti İstanbul'da 8-9 tabanında ya da o oranında bir oy alırsa o zaman mesela onu soracağım. Yani soracağım çok soru var size. Ama şimdi bakalım ya da 7-8 alırsa bilmiyorum. Şöyle hatıramı anlatayım. Turgay Bey'den başlayayım. Yayın hatırası konu değil tamam. Yani. Şimdi 128 milyar dolar meselesi olmuş. Akif beni çağırdı. Ben de çok iyi hazırlandım ama gerçekten çok kafa yordum böyle. Çalışırken terledim. Soruyu sordu. Cumhuriyet Halk Partili arkadaş da çok baskın birisi değildi. Meseleyi güzel izah ettik. Oh be dedik. Böyle Ergenekon'dan çıkışı yaptık dedik. Arkasından dediler ki Kılıçdaroğlu'na fezleke düzenleniyormuş. Dedim ki konuşmak istemiyorum dedim. Hani bu kadar zor bir işin altından peki. kalktık bari. Burada da ne olacak? Sormayın soru diye. Cevap yapıyoruz öyle yok. Ama tamam her soruya cevap vereceğiz. Her soruya şöyle, cevap ama kısa kısa. Çok kısa. Kazanmak herkes için aynı anlama gelir mi? Şöyle aşağıdan başlayarak bir müsaade ederseniz. Her biri bir bağlam oluşturuyor çünkü. Mesela İyi Parti açısından kazanmak ne demek? Birbirlerinden farklı çünkü. İyi Parti Millet tabii İttifakı farklı. İçerisinde kurucu bir bileşen de Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte ve 28 Mayıs sonrası tartışmalarda hür ve müstakil siyaset izleyeceğine dair bir deklarasyonda bulundu ve bunu izliyor. Bugün hı-hı. İyi Parti açısından bu seçimlerdeki başarı 2028'e doğru partinin genel sistem içerisindeki karşılığı da anlamında önemli bir çıktı olacak. Mesela yeniden refah için
aynı şeyi söyleyebilmek çok mümkün değil. Mesela yeniden refah eğer 28 Mayıs'tan sonra tedrici bir biçimde kamuoyuna ben Cumhur İttifakı'nın bir parçası değilim ve hem yerel seçimlerde hem 2028'e giden süreçte farklı ve alternatif bir politika ortaya koyacağım. Dolayısıyla ben de müstakil bir siyaset izleyerek Türkiye'nin geleceğine dair bir projeksiyon koyacağım. Güzel. Dedi mi? Demediği için bu çok kısa süre içerisindeki değişiklikler o anlamda kazandığında ya da ne oy aldığında ne ifade edecek tartışmasında soru işareti. DEM'le ilgili sosyal medyada çok speküle edilen bir mesele var. Yani %8, %9 gibi bir bantla oy aldığında bunun seçimler sonrası çok başka bir hikayeye evrileceğine ilişkin. Böyle bir hikaye Cumhur İttifakı'nın ana bileşenleri nezdinde tartışılmıyor. Ben bu tartışmaların da özellikle yine Selahattin Demirtaş'la ilgili onun bir çağrı yapacağına dair bir sosyal medya spekülasyonu var. Bunların Cumhur İttifakı'nda ya da AK Parti'deki tecrübelerinin ne olduğunu bence Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi biliyor. Onun için %8 ya da %9 alırsa DEM Partisi %8, %9 almıştır. Bu siyasi gelenek zaten aşağı yukarı bu oranları görüyor. Genel seçimlerde çok daha yükseğini görmüştü. Çok teşekkür ediyorum. Kısa. Serkan, şöyle İYİ Parti için kazanmak ne demek sence? Ya son seçimde aldıkları oyları almaya çalışacaklardır. Konsolide. Yani o hür müstakil siyaset anlayışına göre evet biz varız. Sadece CHP'ye seçim kazandırmak için var olan bir parti değiliz. Kendi özgür ağırlığımız vardır demeye çalışacaklar bu seçimde. Yeniden refah için kazanmak demek CHP'ye kazandırdıkları her belediyede kendilerini kazanmış sayabilir Yeniden Refah Partisi'nin yönetimi. DEM Parti için de kazanmak demek bölücü emellerini meşrulaştırabilmek ve de bölücü emelleriyle alakalı da bir siyasi altyapı oluşturabilmektir DEM Parti için. O zaman kazanmak herkes için ve bütün partiler için elbette aynı anlama gelmiyor. İhsan Bey. Bir de sen bitti mi burada? Yok hayır. Yok şöyle bir de şimdi şey var. İhsan Bey ben cevap hakkı gelmedi bana. Neyle ilgili? Açılım süreciyle ilgili MHP tabanının %37 gibi destek verdiği noktasındaki söylem. Onu konuşuruz sonra dedi de bugünün konusu değil. Ama çok önemli. Yani böyle şeyin ihtimali dahi yok. Yani ülkücülerin kendini ülkücü olarak tanımlayan MHP oy veren bir insanın ben açılım sürecine destek veriyorum, destekliyorum. Hele ki %37 gibi oranlar bu mümkünatı olmayan bir rakam. Diğer taraftan Nagihan Hanım cümle arasında yeniden refahla ilgili değerlendirme yaparken MHP'ye açılan alan niye yeniden refaha açılmalı diye bir cümle kurdu. Ben kurmadım, onlar kuruyorlar. MHP'ye hiç kimse alan açamaz. Milliyetçi Hareket Partisi kendi alanını kendi çizen bir partidir. Ve Türk siyasetindeki özgür ağırlığı da rakamlardan ibaret bir siyasi parti değildir. Söylemleriyle 14-28 Mayıs seçimlerine de damga vurmuş bir siyasi partidir. Ve hiçbir seçim öncesi de al-ver pazarlıkların içinde de olmamıştır. Yeniden refah al-ver pazarlıklarından istediği sonucu alamadığı için bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçim kazandırma stratejisi güden bir siyasi parti konumuna düşmüştür. Peki İhsan Bey? Tekrar söylüyorum ben böyle bir iddiada değilim. Yeniden Refah Partisi'nin iddiası bizim anketlerde oy oranımız MHP kadar. MHP ne kadar açılan alan bize niye açılıyorsa öyle alan cümlesini kullanmadılar. MHP kadar dediler. Alan denilen işte o MHP'nin yani yeniden refahın özgür ağırlıklarını kıyaslamak bile benim için bir zul. Bir de mantıklı bir bakış açısı çünkü ellerinde buna dair bir seçim sonucu yok. Şu anki anketler diyorlar yani ankete göre. Herkes farklı bir şey söylüyor. Bir de bana birçok da Yeniden Refah Partili bir önceki seçimde Yeniden Refah Partisi'ne oy vermiş insan yazıyorlar şu an bana. Kesinlikle bu tavrı kabul etmediklerini ve bunu da dile getirmemi istediler. Tabii ki 6-7 kişinin yazdığı üzerinden bir genelleme teşmil yapmak çok doğru değil. Bunu bol bol burada Faruk Aksoy yapar. Gelir şu kökenli biriyle görüştüm. O dedi ki ben dedi demliyim ama İmamoğlu'na vereceğim. Bu da böyle bir tavrı ortaya koyuyor gibi. Algı mühendisliği yapmayı sever Faruk Aksoy. Neyse şimdi burada olsun. Yok ona da selam olsun. Sadece gelen mesaj sayısını belirterek, rakamı belirterek söylemiş olalım. Peki İhsan Bey, tek tek sorulara cevap verelim. Kazanmak herkes için elbette aynı anlama gelmiyor. İYİ Parti için kazanmak ne demek sizce? Ya İYİ Parti için kazanmak, müstakil bir yola girdikten sonra %9-10 oranında oy almak demek. Belki onların işte Ege'de, belki Akdeniz'de veya İç Anadolu'da alacakları belli belediyelerde
Ya bir öncekine göre mesela işte 10 tane 20 tane fazla belediye alsalar ama onlar için daha çok yani genel seçimde aldıkları oy oranında oy almayı hedef olarak koymuşlar. Oyu korumak 2028'e giden yolda. Ama ben şöyle bir cümle kurayım. Onlarla alakalı bir öngörü ortaya koymuştum. İki zor yol vardı önlerinde. Müttefik kalmak ya da ayrı gitmek. İki zor yoldan birini tercih ettiler ama daha doğru olanı tercih ettiler. Yeniden Refah Partisi için valla duygu durumu karışık. Yani bugünkü tutumları gelecekte onları ne tarafa sürükleyecek onu bekleyip göreceğiz. Orada ya şöyle olacak ya liderlik hakim olacak ya da radikallik yani alt tabanın radikal tabanın değil de ara yöneticilerin radikalliği hakim olacak. Onu bekleyip göreceğiz. Oraya da kayma durumu var diyorsunuz. Yani şöyle bir şey gibi bir Saadet Partisi sendromu yaşayabilir şey yeniden Refah Partisi. Hı-hı. Ben aslında şeyle Fatih Erbakan'la şey pandemi zamanında bir görüşme yapmıştım. Ya 2-3 tane önerim olmuştu. Bir, iktidar için Saadet Partisi bugünden yarın değil 15 yıl öncesini hedef olarak koy. Gençlere şey yap bir de asla tutarlı politikalardan vazgeçme gibi böyle 3 tane temel mevzu konuşmuştuk. DEM Partisi'ne gelince... Bu arada DEM demişken Meral Danış Beştaş Habertürk yayında şöyle demişti. Bizim için kazanmak o belediye koltuğuna oturmak değil. Bizim için kazanmak Türkiye'ye hakikati anlatmak. Bizim için kazanmak bu. Bunu Türkiye yurttaşlarının duymaya ihtiyacı var. Yani İki şöyle, hafta önce. DEM Parti için kazanmanın ve kaybetmenin ne anlama geldiğini inanın ki DEM Partili yöneticiler de bilmiyorlar. Mesela sorun oradaki Kürt kanadına deyin ki kazanmak ne anlama geliyor. İçerideki radikal marjinal Türk kanadına sorun ne anlama geliyor. Kandil'e sorun ne anlama geliyor ya da Avrupa PKK'sına. Yani ben DEM'le alakalı şöyle bir öngörüm var. Hep olur diye de bekliyorum. Ya onlar bir Türkiye'lileşme perspektifi koydukları zaman %13 oy aldıkları zaman Türkiye genelinde ölçümlerde %16 görünmeye başlamışlar. Bu çok kıymetli bir oydu. O zaman soldan ciddi oy alıyorlardı. Keşke şöyle yüzlerini Türkiye'ye dönseler, politikalarını berraklaştırırsalar, Türkiye için, bölge için, kendi insanlar için çalışsalar, bu küresel şeylerin, bu küresel terör devletlerinin, ABD gibi, İngiltere gibi terör devletlerinin keşke maşası olmasalar. Ben örgütten partiye doğru geliyorum. Ben şeyin, yani demin kendi politikaları karışık olduğu için kazanmanın ve kaybetmenin onlar için ne anlama geldiğini inanın onlar da bilmiyorlar. Şöyle mesela İstanbul'da %10 oy alsalar kendi oylarını muhafaza etmiş olurlar. Ama o zaman ittifakta bir işe yaramamış olurlar. %3 oy alsalar kıyamet kopar. Yani şu an bizim ölçümlerde %4-5 arası bir oy gözüküyor. Türkiye genelinde elbette kazanacağı yerler vardır. Yani Diyarbakır'da bölgede kazanacakları birçok yer vardır. Çok enteresandır. Onlar da Güneydoğu'yu konuşmuyorlar. Daha çok ama yüksek oy almaları Türkiye'ye hakikati anlatacağım çerçevesi bakıldığında daha gerçekçi duruyor. Hakikat mesele noktasında. Hani tabii, siz bahsettiniz ya Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı hani baldıran zehiri muhabbeti, elini taşın altına istemeyerek de olsa koyması. Yani meselenin adını bile biz Kürt meselesi diyebiliyor muyduk? Güneydoğu sorunu diyorduk değil mi? Yani oralardan nerelere kadar gelindi. Siz dediniz ya Sayın Erdoğan sayesinde. Hakikati siyasal... anlatma derken bu saatten evet. Sonra hangi hakikat bilmiyorum. Belki başka meseleler, siyasal kayyum meselesi, yine Kürt meselesi. İşte Leyla Zana, Ahmet Türk ya da Selahattin Demirtaş acaba siyasi bir çerçeve, perspektif açabilir miyiz diye bir çabaları var. Var evet. Fakat bugüne kadar örgüt tehdidi DEM içerisinde kimseye böyle bir hürriyet fırsatı vermedi. Bekleyip göreceğiz. Bakalım bence ne olacak? Oylar da kendi geleceğine dair demin de bir fikrin olmadığını düşünüyorum. Onun için kazanmanın ve kaybetmenin ne demek olduğu konusunda benim duygularım peki, karışık. Peki tamam. Şükrü Küçükçay'ın sizin duygularınız karışık mı İhsan Yok, Bey gibi? Yok hayır bence. Peki bu... kazanmak herkes için aynı anlama gelmiyor belli ki. İyi Parti için kazanmak ne demek sizce? Bence bu seçimde bir belediye seçimi, belediye başkanları seçilecek. Çerçevede kazanılan belediye başkanlığı sayısı önemli. Çünkü ne dersek diyelim ikili bir yapı. Yani iki adaylı seçimlere gidilecek hemen hemen bütün Türkiye çapında. Hı hı. O nedenle seçmen yoğunlaşması olacak. İyi Parti için de hiç değilse bir tane il, birkaç ilçe kazanması bence bir başarı olarak kabul edilmeli. DEM Partisi için bence başarı daha önce yanılmıyorsam 55 belediye kazanmıştı kendisinin güçlü olduğu bölgelerde. 55'i tekrar kazanıp kazanmayacağı önemli. Belediye bazında bakıyorum yine. Yeniden Refah için de evet çok iddialı girdi.
Hatta büyükşehir kazanması gerekir iddiasını sürdürmesi için. Başarı bir büyükşehir, işte bir iki tane de küçük il diyelim ve de tabii ki ilçeleri de koyalım. Yani ben biraz kazanılan belediye başkanlıklarıyla değerlendiriyorum. Oy oranları ikinci planda kalacak ama diyeceksiniz ki niye öyle? Vallahi ben öyle diyeyim. AK Parti son seçimlere baktığımızda oy oranı düşüyor. Mesela ben AK Parti'nin belediye meclisinde alacağı oy oranını da merak ediyorum. Yani bir yanıyla ne kadar belediye başkanlığı alacak o ayrı bir şey ki İstanbul ayrı bir başlık o. Bir de oy oranı da benim için önemli olacak. Size sadece bir soru cevap yapabilir miyim? Sayın İmamoğlu tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı alsa bu Sayın İmamoğlu için ne anlama gelecek? Yani o 2028 yolu bana tamamen açıldı anlamına mı gelir? Buna seçmen karar verecek ama öyle bir irade, seçmenin iradesi zaten Ekrem İmamoğlu'nu koruma talebini gösterecek. Sayın İmamoğlu kaybetse ne anlama gelir sizce? Kaybetmiş olur. Kaybetmiş olur. Çok ama teşekkür ederim. Bana sorarsanız samimi söylüyorum. Öyle bir olasılık yok. Tamam. Peki. Nagihan, bu soru önemli. Neyle başlayalım? İyi Parti için kazanmak ne demek sence de? İyi Parti için kazanmak iki şey demek. Bir, Türkiye genelinde %7-8 oy bandını yakalamak. İki, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kaybetmesi. Bu ikisi de aynı yere çıkıyor. Meral Akşener'in 2028'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bu ikisi gerekiyor Sayın Akşener'e. Yani İyi Parti'ye sorduğumda net cevap olarak bunu söyleyebilirim. İzlenimim değil, gördüğüm partinin içinde konuşulan. DEM Parti için kazanmak tek bir soru cevap değil, iki cevap. Çünkü partiye ikiye ayrılmış durumda. Bir kısım İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na kazandırmak bizim için başarıdır. Biz bunun devamından yanayız diyorlar. Diğer bir kısımsa tam tersine. Çünkü DEM Parti'nin Güneydoğu'da aşağı yukarı alacağı oy belli. Orada son derece net bir tablo var. İstanbul'da kaybettirmek ve bunun üzerinden kendimize yeni bir alan açmak bizim için başarıdır diyorlar. İkinci bir başlıkta DEM'le ilgili %8'e düşen oylarını Türkiye genelinde yeniden %10 bandına çıkarmak. Bu da sürekli topladıkları halk meclisleri, halk meclisi mi diyorlardı onlar, sürekli seçmenle bir araya geldiler seçimden sonra da. Oradaki en büyük şikayet de yeniden seçmeni konsolide etmek istiyorlar. Yeniden Refah Partisi için ben bir il kazanacakları kanaatinde değilim. Birkaç ilden bahsediyorlar. Kritik mesela. Onları da biz Kerem'le hazırladık ama ona süremiz yetmedi. Ama ilçe kazanacaklardır. Ama mesela ilçe kazanacak. Söyleyeyim, İzmir'de Kemalpaşa'da önde görünüyorlar. Başka böyle Türkiye genelinde iller var. Evet. İstanbul'da yükseldikleri yerler var. Şu kadarını söyleyeyim, çok iyi çalışıyorlar. Çok çalışkanlar. Yeniden Refah içinde ben gördüğüm, konuştuğumda da aldığım izlenim, Mayıs seçimlerinde elde ettikleri rakamın üzerine çıkmak ve Fatih Erbakan'ı 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine net bir aday olarak hazırlamak. 2028'e giden süreç isimler açısından bakıldığında çok daha farklı ve hareketli olacak. Bakalım kim, nasıl, ne şekilde öne çıkıyor. Şimdiden eğer bunu ve bu hesabı ya da bu fotoğrafı konuşuyorsak aslında gerçekten demek ki bu seçim biraz da ona hazırlık seçimi gibi duruyor. Nagihan Alça, Şükrü Küçükşahin, İhsan Aktaş, Doçent Doktor Turgay Yerlikaya ve Serkan Toper. Efendim çok teşekkür ediyorum hepinize katılımınızdan ötürü. Yarın yine gündüz saat 12'de gün ortasında görüşmek üzere diyorum. Ve hepinize iyi geceler. Habercik'te kalın.